Geldi herhalde. Değerli hocam, mutlu akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz diyorum. Öncelikle eğitim. Sağ olun, teşekkür ederim. Bayağı maceralı geldim ama ha. Olsun, inşallah kalana İnşallah. devamı güzel olur. Ben İnşallah. dilerseniz eğitime başlamadan önce her zaman olduğu gibi sizi kısaca bir tanıtmak isterim. Saygıdeğer katılımcılarımız, gecikme için de özür diliyoruz. Malum son günlerde. Özellikle dünden itibaren internet bağlantılarında zaman zaman global anlamda sorunlar yaşanıyor. Bugün de bunu yaşadık değerli hocamla birlikte. Önemli bir eğitim bu akşam. Zira tarımsal enerji kaynağı biyokütle, biyodizel ve biyogaz eğitimini ile birlikte olacağız bu akşam. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Enerji Sistemleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Kamil Alibaş bizlerle olacak. Ben kısaca değerli hocamızı kısaca tanıtmak istiyorum. Sayın Alibaş doktorasını Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makineleri üzerine yapmıştır. Değerli katılımcılarımız, bugüne kadar çok sayıda kitabı mevcuttur hocamızın ve yine pek çok dergi, hakemli kongre ve sempozyumda Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmış makaleleri ve kitap bölümleri de bulunmaktadır. Ben kısaca hocamızı tanıttıktan sonra hem sizlere hem değerli hocamıza online akademi eğitimimize hoş geldiniz diyorum. Hocam hemen başlayalım. Ben dilerseniz ilk slaytı bu akşam ben hocamızı asist edeceğim. Slaytları ben yönlendireceğim. Hızla ilk slayttan başlıyorum dilerseniz. Sanıyorum Evet. ekranlarımızda var. Tam ekran olarak paylaşırsam görülebiliyor sanıyorum değerli hocam. Görünebiliyor tabii. Tabii. Ben mikrofonumu Bunun hemen kapatacağım. ilk şeyine geçebiliriz. Ben mikrofonumu kapatacağım hocam. Siz beni asist edebilirsiniz. Ben burada dinliyor olacağım İlk sizi. slayttan başlayalım. Enerji ve enerji çeşitleri diye bir başlık atmıştık. Evet. İkinciye geçebilir miyiz? Tabii. Tamam. Evet. Şimdi ben de hoş geldiniz diyeyim ekibe. Bunun yine tekrar ikinciye Tabii. alacağız. Tabii buyurun. Evet. Şimdi arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben enerjiyi en basit şekilde lisede öğrendiğimiz gibi sınıflayalım. En basit anlamda iş yapabilme yeteneği olarak enerji tanımlanıyor. Enerji günümüzde gelişmişliğin bir simgesi. En fazla enerji kullanan ülkeler gelişmiş ülke grubuna giriyor. Enerjiyi ve dünyada enerji savaşları var. Bugün çeşitli ülkeler bizim komşumuz olmuş durumunda. Herhalde buraya onlara medeniyet getirmek için gelmiyorlar. O bölgemiz Orta Doğu'da enerji bol bulunuyor. O enerji nedeniyle de enerji bugün gelişmiş ülkeler tarafından komşularımız haline gelmiş durumda. Şimdi ben ikinci bir şeyde aynı slaytta enerjiyi günümüzde girdi olarak kullanmayan hiçbir sektör tanımıyor. Her sektörünün enerjiye ihtiyacı var. Dolayısıyla gittikçe de benim de çocukluk dönemlerimden bugüne kadar enerji o kadar çok kullanılabilir hale geldi ki o zamanlarda çok çeşitli şeyler yoktu enerji tüketen tüketiciler. Ama şimdi günümüzde aşırı derecede fazla oldu. Bir slide daha atlayabilir miyiz? Evet. Halen dünyada kullanılan enerjiler alışılagelmiş konvansiyonel enerjiler olarak geçiyor. Bunlar kısa sürelerde bir de buna karşılık olan ikinci enerji grubu da ki biz onu işleyeceğiz burada. Yenilenebilir enerjiler olmak üzere önce iki gruba ayırdık. Alışılagelmiş enerjiler kömür, petrol, nükleer enerji sayılabilir. Nükleer enerji dışındaki alışılagelmiş enerjiler de fosil kaynaklı enerjiler bunlar. Belli rezervlere sahip. Bu rezervler kısa sürede yenilenmeyen enerjilerdir. Bu nedenle yenilenebilir enerjilerde ise bir rezerv yok. Her sene bunlar yenilenebiliyor, kullanılabiliyor. Rezervi olmayan enerjiler. Bu enerji üretime bağlı bu enerjiler çünkü. Bu enerji grubu arasında ise güneş, rüzgar, hidrolik enerji gibi doğa enerjileriyle tarımsal
dayalı, tarıma dayalı, ham maddesi tarıma dayalı olarak biyolojik kütle enerjisi, organik tarımsal atıklar, Nisokosantis gibi hızlı yetişen enerji bitkileri, alkol, biyogaz, biyodizel, hidrojen ve jeotermal enerji gösterilebilir. Biz bugünkü konumuzda biyomasa göreceğiz, biyogazı göreceğiz ve biyodizeli göreceğiz. Bunların her üçü de tarıma dayalı ham maddeyle üretilen enerjiler. Evet, şimdi ikinciye bir yer bir slide'a geçelim. Halen günümüzde kullanılan termik motorların konvansiyonel yakıtları petrol ürünleri. Dolayısıyla bunlar fosil kökenli olması nedeniyle belli rezervlere sahip. Bu rezervler de günümüzde yavaş yavaş azalmaya başladı. Ki azalmaya başladığı için de yeni enerjiler, alternatif enerji kaynakları bunların yerine doğru gelmeye başladı. Doğalgaz, LPG termik motor yakıtı olarak kullanılıyor ama bunlar da fosil kökenli. Petrol ürünlerine alternatif olabilecek yenilenebilir motor yakıtları yine ham maddesi tarıma dayalı biyodizel, alkol, hidrojen, biyogaz olarak görülmektedir. Hidrojeni devre dışına bırakacak olurken ki onu da yine bir takım tarımsal kökenlerden elde edilebiliyor hidrojen. O da yine ham maddesi tarımsal kökenli olanlardan elde edilebiliyor. Şimdi biz bunlardan üçünü göreceğiz. Evet, bir slide daha değiştirelim. Şimdi bizim baktığımızda arkadaşlar ısı enerjisi yanabilen element sayısı dünyada 3 tane. Karbon yanıyor, hidrojen yanıyor, kükürt yanıyor. Ancak kükürt yakıt olarak da pek kullanılmıyor. Çünkü kükürt yandığı zaman kükürt dioksit iyi karakterli bir yanma ürünü değil. Hem kokusu açısından kötü, bu nedenle hem de SO2 suyla çok kısa bir şey içerisinde sülfür gazına dönüşebiliyor. Bu da işte yağmur ormanlarına neden oluyor. Bu nedenle kükürt yanabilmesine rağmen, yanabilen bir element olmasına rağmen yakıt dediğimiz yakıtlardan elimine edilmeye çalışılıyor. Yani kükürt miktarı azalıyor. Bir zamanlar ben Ankara'da okudum. Ankara'da epeyce bir kaldık. Ankara'nın havası çok kötüydü. Ta Güney Afrika'dan kömür geldi oraya. Lignit geldi. Niye? Kükürtü daha az diye. Daha sonra doğalgaz geldi de Ankara'nın havası biraz daha iyileşti. Şimdi bunların yanabilen elementlere baktığımızda yanma olayı bir oksitlenme olayı. Oksijenle birleşmesi. Karbon oksijenle birleştiğinde yanma ürünü, nihai yanma ürünü karbondioksit ve enerji açığa çıkıyor. 1 kilogram karbonun verdiği enerji 33.900 kilojoul kilogram. Kilogram başına bu kadar veriyor. Hidrojen bunların en iyisi tabii ki. Hidrojen yarım mol, 2 mol hidrojen yarım mol oksijenle birleştiğince suyu meydana getiriyor. Yanma ürünü açısından da son derece yararlı bir şey. Hidrojenin su çıkartıyor. Ve bunun 1 kilogramı ise 125.600 kilojoul veriyor. Buna karşılık kükürt yanabilen bir element olmasına rağmen yakıtlardan mümkün olduğu kadar ayrıştırılıyor rafinerilerde. Bunun da 1 kilogramı yandığında 9.300, bir kere meydana gelen ürüne baktığımızda kükürt artık enerji açığa çıkıyor. 9.300 kilojoul bölü kilogram. Yani çok da yüksek değil kükürtün enerji değeri. Yakıtlar bu elemanların karışımıyla oluşuyor ve genellikle karbon ve hidrojen karışımlarında hidrokarbon grubu olarak geçiyor. Evet, bir başka slide. Burada biz bir kısa şey yapmıştık, bir başka yerde de sunmuştuk. Türkiye'nin işte parkı 2002 yılında 1.180.127 adet traktörü vardı. 2019 yılındaki değeri de ben buraya parantez içerisinde verdim ki aynı rakamlar bunlarla çarpıldığında daha günümüz değerlerde çıkabilir. Çünkü istatistikler 2019 yılına ait bulunuyor. Daha ilerisi yok, en son bu. 1.354.912 tane biçer döverimiz. Buna karşılık biçer döver demişim ben buna traktörümüz. Buna karşılık biçer döver bir önceki de geçmemişti. Biçer döverde 17.100 adet Türkiye'de biçer döverimiz var. Traktörlerin ortalamacı 41 kW civarında. Pek fazla da değişmedi günümüzde de. Büyük güçlü traktörler girdi ama onlar istatistikleri çok büyük oranda etkileyecek şekilde değil. Bunlarla çarpılmak suretiyle şimdi bir traktör ortalama özgül yakıt tüketimini 250 gram bölü kilovat saat olduğu düşünülürse yıllık 300 saatlik çalışma periyodu içerisinde traktör başına 30.000 3075
kilogram yakıt tüketilmektedir. Toplam traktör değeriyle 2002 yılındaki değerle bu çarpım değeri bulunmuş. Biz 2019 yılındakiyle çarparsak şuradaki 3075 değerini daha yüksek bir değer çıkacak. 3.625.890,5 ton motorin tüketildiği söylenebilir. Bu rakam toplam motorin tüketimimizde %50'sini oluşturuyor. Yani %50'si tarımda kullanılıyor motorinin. Bugünümüzdeki 2019 rakamlarında da bu yansıyacaktır. Evet, değiştirelim. Şimdi bunlardan arkadaşlar birinci enerjimiz bizim tarıma dayalı enerjilerden birincisi biyokütle. Nedir biyokütle? Biyokütle çeşitli türden bitkilerden artan bu insan besini olarak kullanılanlar dışındaki kütlelerin toplamına biyokütle adı veriyoruz. Sadece bitkiler demeyelim biz bunu. Biyokütle kaynaklarını şimdi göreceğiz. Devam edelim. Sadece bitkiler demeyelim. Şimdi bitkisel kökenli biyokütle kaynaklarına bakacak olursak nedir bunlar? Yağlı tohumlar var. Kanola, ayçiçeği, soya ve benzeri. Şeker ve nısasları bitkiler. Patates, buğday, mısır, şeker pancarı ve benzeri. Elyaf bitkileri, keten, kenef, kenevir, sorgun, miskantis ve benzeri. Protein bitkileri, bezelye, fasulye. Bitki ve bitkisel ve tarımsal atıklar, dal, sap, saman, kök, kabuk ve benzeriler. Bütün bunlar biyokütle içerisine giriyor. Biz biyogazı ve biyodizeli, bu biyokütleden, biyodizel zaten bunun bir parçası olan yağlardan elde ediyoruz. Evet, şimdi devam edelim. İkinci biyokütle kaynağımız orman ve orman ürünlerinden elde edilen kaynaklar. Odun, orman atıkları, enerji ormanları ve enerji bitkileri, çeşitli ağaçlar. Üçüncüsü hayvansal biyokütle kaynakları var. Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların dışkıları, mezbaha atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar da bu grubu oluşturuyor. Hayvansal biyokütle kaynağını. Devam edelim. Dördüncüsü organik çöpler. Şehir ve endüstri atıklarından elde edilen biyokütle kaynakları. Kanalizasyon, dip çamurları, kağıt sanayi, gıda sanayi atıkları, endüstriyel ve evsel atıklar, belediye ve büyük sanayi atıkları da bu grup içerisine giriyor. Tabii bizde hala evsel atıklar yapılmıyor. Mesela 1984'te, 83'teydi hatta, Danimarka'ya gittim. Ayıp olmasın diye de bir poşetin içerisine çöpümü koydum. Atarken bir yaşlıca kadın bana dedi, Danimarka'da da yok diyeyim. Ne oluyoruz dedim. Bu dedi böyle atılmaz. Dedi ki bunları işte orada tabii çöpler var. Kağıt, bilmem şu, organik madde, hepsini git evinde dedi bunları ayır, ondan sonra ilgili yerler al. Ben bir tanesine boca edecektim onu, o zaman anladım. Ya o devirlerde bizde öyle bir şey yoktu. Ne çöpümüzü, hepsini aynı yere gidiyor. Evet, kanalizasyon, dip çamurları ve kağıt sanayi gibi gıda sanayi atıkları, endüstriyel ve evsel atık sular, belediye ve büyük sanayi tesisleri atıkları, Türkiye'nin biyokütle atık potansiyeli yaklaşık olarak 8.6 milyon ton eşdeğer petrol yapıyor. Yani petrole eşdeğer bu. Milyon ton petrola eşdeğer bir atığımız var. Biyokütlemiz var. Üretilebilecek biyogaz, bundan üretilebilecek biyogaz miktarı da 1,5 ila 2 milyon ton eşdeğer petrol olduğu tahmin ediliyor. Evet, bir başka sayede. Şimdi biyokütlenin nasıl çevireceğiz biz? Biyokütlenin çevrimlerine bakacak olursak, bir, biyokimyasal çevrim var. Bir de termokimyasal çevrim var. Biyokimyasal çevrimde anaerobik fermantasyon var. Biyometanizasyon, oksijensiz sindirim demişiz ona. Bu anaerobik fermantasyon. Diğeri de normal fermantasyon, aerobik fermantasyon. Anaerobik fermantasyonda biyogaz üretiliyor. Fermantasyon yoluyla da biyokütle, biyodizele çevriliyor. Biyoetanola. Etanol yani alkol elde ediliyor. Etil alkol elde ediliyor. Termokimyasal olarak da kendi arasında 4 ayrı yöntem var. Gazlaştırma yöntemi var. İşte sentetik gaz, karbondioksit ve hidrojen açığa çıkarılıyor. Prolis en basit yakma olaylarından bir tanesi. Burada da yine sentetik gaz ve H2 elde ediliyor. Esterleşme, bu biyodizel üretimidir. Bitkisel yağların, zaten bitkisel yağın kendisi bir ester, yeniden esterleştirilmesi sonucunda biyodizel
elde ediliyor. Biraz sonra biyodizelde zaten bunu göreceğiz. Doğrudan yakma. Doğrudan yakmada yine biyokütlenin yakılması bu tesislerde Türkiye'de çoğalmaya başladı. Mesela yine Danimarka örneğini vereyim. Çok büyük bir tesis benim penceremden gözüküyor. Öyle bir baca var ki o baca işte oradan yukarıya atsın ki temizlenebilsin, aşağıya çökmesin diye. Bir gün yürüye yürüye gittim oraya. Oraya kadar ulaştım ve o tesise yaklaştıkça nahoş kokular gelmeye de başladı. Orası çöp yakma tesisiymiş. Bölge bölge Danimarka'nın Kopenhag öyle ısıtılıyor. Ondan 5-6 tane var. Her biri bir bölgeyi ısıtıyor. Sıcak suyunu veriyor. Kalorifer suyundan tutun da banyo suyuna kadar olan sıcak su orada üretiliyor. Nedir burası dedim ya? Çöp yakma tesisi dediler. Biraz içeriye girebilir miyim dedim. Bir bakmak istiyorum. Ben de enerjiyle çalışıyorum. Merak ettim bu tesisi. Çok da fazla içeriye şey yapmadılar. Kapının bulunduğu yerden izleyebildim ancak. Orada tüm toplanan, ayrıştırılmış olan çöpler oraya geliyor. Organik kökenliler orada ayıklanıyordu. Evet, bir başka slayta geçelim. Hemen bir sonrakiye. Evet. Biyopelet ve biyobriket. Şimdi biyokütle dediğimiz kütle, bitkisel olabilir bu, hayvansal olabilir. Yakma sırasında bir araya getirilerek daha konsantre yakıtlar elde ediliyor. Buna biz biyopelet adını veriyoruz. Küçük topakçıklar yapılıyor. Bu topakçıklar sıkıştırılmak suretiyle daha yoğun bir enerji yaktığımız zaman. Mesela odunu odun peleti haline getirirsek odundan daha yüksek bir kalori elde edebiliyoruz. Odun cinsi maddelerde herhangi bir pelet yapmak için tutuşturucuya gerek yok. Lifli oldukları için aşırı basınç altında bu lifler birbirleriyle sıkışıyor. Ama bunun dışındaki bitkilerde yine melas gibi bazı parafin, melas, tal yağı gibi hatta su gibi maddelerden yararlanarak yapıştırıcı madde olarak da kullanılabiliyor. Şimdi biyopalet arkadaşlar dediler ki bir gün yine o benim bu enerji konusunda ben biyodizel çalıştım orada da Danimarka'da dediler ki Shell istasyonunun Shell'in kurduğu bir biyopelet fabrikasını gezeceğiz dediler. Bir tesislerini gezeceğiz. Hangi Shell dedim bu? Şu ambleminde deniz kabuğu olan sarı kırmızı olan Shell mi? Amerika'nın şirketi mi? Evet evet dediler. Ve o devirlerde pelete girmiş Shell. Ve büyük bir tesiste yongaları işte önce talaş haline getiriyor. Orada sıkıştırmada pelet yapıyor. Evet, şimdi burada her türlü bitkisel atıklardan yararlanılabiliyor. Orman atıklarından yararlanılabiliyor. Yine kabuklardan, meyve kabuklarından yararlanılabiliyor ve pelet haline getirilebiliyor. Bir sonrakiye geçelim. Evet. Şimdi bunların pelet yapımında kullanılabiliyor. Yalnız bu çıkmamış herhalde. Altta görüntüsü olması lazım peletlerin. Küçüklerine pelet, büyüklerine briket adı veriliyor. Evet, bir sonraki slayta geçelim. Şurada görüldüğü gibi işte orman atıkları, tarımsal atıklar, sapsaman, evet, kabuklar, bir sonraki slayta geçelim. Burada yine talaşlar, ince örtülmüş. Çeşitli bitkisel atıklar, mısıra ait atıklar var. Bütün bunlar hepsi öğütülüyor. Bazen tek bir ürünün olabildiği gibi çok fazla ürün birbirine karıştırılarak da pelet yapılıyor. Pelet haline getiriliyor. Devam edelim. Fındık kabukları, kozalaklar, fıstık kabukları, bu işte pelet dediğimiz taşımanın altından çıkan keresteler, onlar da yapılıyor. Yine kağıt atıkları, yine bir başka atık ince öğütülmüş durumda. Bunun ne kabuğu olduğunu pek de iyi anlayamadım ama sanki bir fıstık kabuğu gibi bir şey geldi, yani yer fıstığı değil. Şimdi baktığımız zaman ısıl değerlerine peletlerde şu değer, briketlerde de bu değer var. 3 aşağı 5 aşağı hemen hemen aynı bunlar. Hemen hemen aynı. Yalnız çapları farklı. Pelet dediklerimiz 6 ile 16 milimetre çapında olurken buna karşı 65 milimetre çapında olanlara da briket adı veriliyor. Evet, kül içerikleri ve rutubet değerleri verilmiş. Bir sonrakiye bakalım. Peletler genelde 15 kilogram, 25 kilogram, 1 ton ve dökme açık pelet olarak piyasaya veriliyor. Türkiye'de yok. Çok aradım. Yani Türkiye'ye pelet olarak gelmiyor. Yalnız
Talaş sanayinde talaşı doğrudan kullanan parkeciler var. Kendi talaşını kullanıyor yaparken çıkan paleti de onları ısıtmada, onları kurutmada kullanılıyor parkeleri. 1 kilogram palet yaklaşık işte 4500 ile 5000 kilogram değerinde olup yaklaşık 5 kilowatt enerji değerindedir. Diğer bir de işte 1 ton palette 450 ile 500 litre fuel değerinde yakıta eşdeğer. Evet. Bunlar da palet çeşitleri. Çeşitli paletler. Geçelim slaytı. Burada değişik yine paletler var. Kimisi uzun, kimisi kısa. Bunların da dayanım şeyleri var. Hepsi standart bunların. Ne kadar sürede, hangi basınçta ve hangi şeyde bu çözülüyor. Bizde henüz böyle bir standart yok. Yurt dışında burada var. Biraz daha büyüklerine briket olarak geçiyor. Evet. Bunlar yine. Bunlar da peletler. Bunlar da pazarlama şekilleri. İşte 25 kilogram dedik. Daha büyükleri var. Daha 500 büyükleri var. Bir de dökme olarak var. Orada gidiyorsunuz tonlarca alıyorsunuz. 1 ton 2 ton arabaya yüklettirmek suretiyle açık olarak da satılabiliyor. Şimdi peletler, briketler, bunlar yine şeylere verilmiş. Niçin şey? Bir kere %100 yerli. Yani peletin avantajları. Atıkların değerlendirilmesi. Çoğu toprak üzerinde kalan orman atıkları, tarımsal atıkların değerlendirilmesi. Yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı. Fosil kaynaklarla yakıt ithalatı azaltılabilir. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Ta bunu dediğim gibi 1983'lü yıllarda Shell şirketi girmişti bu konuya Danimarka'da. Evet, bütün bu avantaj ve dezavantajları burada sıralanmış. Bir kere dışarıya para vermeyeceğiz. Kendi tarımsal ürünlerimizin atıklarını değerlendireceğiz. Evet, devam edelim. Burada işte euro bazında tabii ki daha ucuz olacak. Bir başka slayta daha geçelim. Evet, burada bitti herhalde. Burada bittik. Bu son slayttı. Şimdi ikinci şeye geçelim. Yine o da biyokütle ile ilgili. Bu değil. Bu. Evet, şimdi peleti üreten ülkelere baktığımız zaman şu kırmızı noktalarda pelet üreten ülkeler söz konusu. Bir de bunun altından gelende de pelet trafiği var. Bunlardan bir kısmı üretiyor, bir kısmı tüketiyor. Bir diğer şey yapalım. Burada pelet üretim haritası. Burada da peletin hangi ülkelere gittiği trafiğini göstermiş. Evet. Bir değiştirelim. Şimdi dünya genelinde 500 civarında pelet üretim yapan firma mevcut. Yaklaşık 15 milyon ton pelet tüketimi yapılmakta. Bu oranın yarıya yakını Avrupa pazarında tüketilmektedir. 2010 yılında Avrupa'da 15 milyon ton pelet tüketilebilmektedir. İtalya, Danimarka, Hollanda, Belçika gibi pelet ithal eden ülkeler arasında olup Kanada, Almanya, Finlandiya ve Avusturya'da pelet ihraç eden ülkeler arasında yer almaktadır. Çin de diyor son yıllarda bu konuya aşırı derecede önem vermiş olarak geçiyor. Şimdi bu tabii ki gelişmiş ülkelerde daha yüksek fiyatlardan pelet satılırken daha gelişmemiş ülkelerde 120 ile 220 euro, buna karşılık yani pelet üretimi hiç yapmayan ülkelerde daha pahalıyken, pelet üretimi yapan ülkelerde 120 ile 220 ton euro iken, pelet üretmeyen ülkelerde 220 ile 300 euro ton arasında değişiyor. Dediğim gibi ben arıyorum, pelet bulamıyorum. Keşke orada süpermarketlerde bu 25 kilogramlık torba atları her yerde ulaşabiliyor. Her yerde alabiliyorsunuz. Şimdi yaşımız tabii ilerlediği için ben şimdi arkadaşım beni tanıttı. Haziran ayında da ben emekli oldum. Yaş haddinden emekli oldum. 45 yıllık hizmetten sonra aynı birimden emekli oldum. Şu anda bir şömine evim var. Oduna mecburum, oduna şeyiz. Pelet bulsam o daha kolay tutuşuyor. Pelet yakılsa çok daha belki odundan az gidecek. Ama Türkiye'de ben bulamadım pelet, yok yani. Evet, şimdi tekrar bir şey edelim. Doğrudan yakmaya, evet. Doğrudan yakma, odun ve tezekte ülkemizde halen uygulanmakta olan bir yöntem.
Odun bir biyomas, buna karşılık tezek de öyle. Bu ikisi ülkemizde yakıt olarak hala kullanımını sürdürüyor. Orman köylerinde odun, buna karşılık mesela şimdi yeni yeni benim çocukluk dönemlerimde tutun da fakülteyi bitirdiğim yıllara kadar odun vardı. Kendi köyümüz orman köyü değil, bir plato ama etrafı orman. Her sene orman idaresi her köye belli bir baltalık ormandan yer verirdi ve belli miktarı da belliydi. O miktara müsaade edildi. Şimdi artık kömüre de geçilmiş. Kömür köylerde yakılır duruma gelmiş. AB ülkelerinde doğrudan yakma yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda doğrudan yakma yoluyla elektrik enerjisi üretilmesi yönünde projeler yapılmaktadır. Şimdi biyopeletin bir avantajı var bu biyokütlenin. Biyokütle kömürün bulunduğu santrallarda yakıt olarak da kullanılabiliyor. Katı yakıt çünkü bu da kullanılabiliyor. Ülkemizde de özel sektör özellikle bu doğrudan yakmaya yapan tesisleri çoğaltmaya başladı. Hemen bir değişme daha yapalım. Pölet üretim makinelerine baktığımızda bunlar da kendi arasında üç ayrı bölüme ayrılıyor. Bir tanesi çiftçilerin kendisine yetecek kadar üretim yapan küçük tesisler var. Orta tesisler var işte 1000 tona kadar olan. Daha büyük tesisler de sanayi tesisleri. Onlar yapıp dışarıya pelet satan tesisler olarak geçiyor. Bunu devam edelim şeye. Şimdi küçük kapasiteli tesislerde bu grup daha çok firmanın üretimi aşağıdaki şekilde dönüştürülerek kullanmak isteyen firmalar için uygundur. Mobilya sektörü, çiftlikler, tarla sahipleri için ideal bir çözüm. Bu kendi yakacağını üretmek için küçük kapasiteli tesisler. Devam edelim. Bir büyük orta kapasiteli tesise geçelim. Orta kapasiteli tesislerde 100 kilogram saatte 1000 kilogram saat arasında kapasitesi olan tesisler. Tabii ki bunlar bir takım başka şeylerle de donatılıyor. Mesela pelet haline getirebilmek için önce küçük talaş haline getirmemiz lazım. Talaş yapan kısım ayrı, palet yapan kısım ayrı. İkisini bazılarında birleştirerek yapmışlar. Bir küçük öğütücüsü var. O öğütücü de önce. Türkiye'de yalnız bu pelet demeyelim de sunta sanayi çok yaygın. O da bir pelet. O da uzunca bir pelet. İnce uzun bir pelet. O mesela yine önce ormandan gelen ürünler küçük talaş haline getiriliyor. Daha sonra sıkıştırılıp preslerde suntaya çeviriyor. Evet. Büyük kapasiteli tesisler. Bunlar dediğim gibi pelet yapıp ve bunu satan tesislerde kullanılan bir komple fabrika diyelim. Bunları üretiyor. Burada da arkadaşlar bizim için şu iki tane satır sütun önemli. Kilojül biriminden değil ama kilokalori biriminden verilmiş bazı değerler var. 4,187 ile çarptığımızda kilojüle de rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Hangileri daha çok mesela? Lignitin soma lignite demiş. Lignit, ithal lignit, doğal gaz konutlarda. Yine bunların ısıl değerleri verilmiş. Yakıtın alt ısıl değerleri verilmiş. Şunlar da birim fiyatları oldukça fiyatlar her gün değişiyor. Fiyatlar konusunda çok da fazla şey değil. Evet, bir başka slayta geçelim. Evet, bu da bir önceki şeyin devamı. Burada kilogram metreküp cinsi. Evet, geçelim bunu da. 5 dolar ve euro üzerinden verilmiş. Yukarıdaki notlardan da anlaşılacağı üzere değerler yaklaşık olarak alınmıştır. Pelet yakıtı olarak kömüre göre %10 ila 25, doğalgaza göre %20 ila 40 daha olur. Niye? Bunlar atık zaten. Atık yani ham maddeye ulaşım bunlarda biraz daha kolay. Bu oranları belirleyen önemli faktör dolar ve Euro'dur. Ayrıca kışın fosil yakıtlar kaynakları fiyatı aşırı artmakta ve her sene fiyatlarda ortalama %3'lük bir fiyat artışı olmaktadır. Pelet yakıtlar %100 yerli ve atıklardan imal edildiği için fiyatı daha ehvenişer olarak geçiyor. Evet, değiştirelim. Şimdi bu da pelet makineleri. Küçük güçlü bir makine. İşte konisinden koyuyorsunuz. Burada sıkıştırma geçtikten sonra pelet şeklinde bir silindir sıkıştırmak suretiyle içeride de bir piston var. Piston da bunu
sıkıştırarak pelet haline getiriyor. Evet, şu kısımda halleniyor bunlar. Yine bir başka modeli, biraz bunlar küçük düşünler. Pelet yine burada da verilmiş 4 ile 10 milimetre çap ve 50 ile 100 milimetre uzunluktaki topaklara veriliyor. Odun atıklarından yapılıyor. Yine briket, odun talaşının yüksek basınçta sıkıştırılmasıyla 65 milimetre geniş çap ve 200 ile 200 milimetre uzunlukta bu şekilde briketler yapılabiliyor. Balyalama, bu da hep biliyoruz. Ancak Türkiye'de hala buğday ve hububat sapları, arpa sapları hayvan yemi olarak kullanılıyor. Bunlar Avrupa'da çoktan rasyondan çıkarıldı. Yani hayvan besini olmaktan çıkarıldı. Ya atlık kullanıyorlar ya da yakıp enerjiye çevriliyor. Sapsaman yakıcılar bir ara aşırı derecede modaydı. Şu anda da bunlar dediğim gibi ya pelete dönüştürülüyor daha yoğun halde ya da bu şekilde yakılıyor. Biraz sonra göreceğiz. Evet, bunlar da yine dikdörtgen balyaları vermiş. Burada da sap saman yakıcılar dediğimiz yakıcılar. Görüldüğü gibi çok alevli bir şekilde kapak kapatılacak. Bunların bu şekilde teker teker beslenen kazanları olabildiği gibi kontinü olanlar da var. Arkasından geliyor, diğer dizini itekliyor ve hiç boş kalmıyor, yakıp gidiyor. Devam edelim. Evet. Şurada yine tek elle beslemeli olanlar, büyük bir kazan verilmiş. İki taraftan besleniyor. Arkadaşlar, ben bunu işte yurt dışına gittiğim zaman ben biyogazla çalışırken bunları da izledim. Bunları da izledim. Geldiğimde iki arkadaşa, bir tanesine bunları konusunda, sapsaman yakıcılar konusunda doktora verdim. Şimdi kendisi profesör. Bir diğer arkadaşa da biyodizel konusunu verdik. Yani daha doğrusu bitkisel yağların motor yakıtı olarak kullanım olanaklarını verdik. O da profesör. İkisi de doktorantlarım profesör oldular. Evet. Şimdi burada mesela bir traktör ön yükleyicisiyle kazan yükleniyor. Evet. Bu da kontinü sistem. Bir şey geldikçe, kazan da bittikçe arkasından yenisi geliyor. Arkasından yenisi geliyor. Şimdi böyle bir tesisi biz geziyoruz. Dedi ki bizim bu enstitü sapsamanlı dedi. Saman balyasıyla ısınıyor dedi. Enstitü de sıcacık. Ya dedim, o tesisi ben bir görebilir miyim? Beni bir götürebilir misiniz dedim. Tabii dediler. Gittik oraya. Ya baktım müthiş bir yanma var içeride. O havalandırma bacası gibi bir pencere var. Adamlara sormadan orayı bir açtım. Alev yüzüme karşı bir geldi. Kaç kirpik de varsa ben de hemen tuttu. Söndürdüm ama. Anında refleksle söndürdüm. Nasıl özür diliyorlar? Dedim ki ben özür dilemem lazım. Bu kapağı size sormadan açmamam lazımdı. Açtım. Çünkü gerçekten bir enerji şeyi olarak beni de heyecanlandırdı. Şimdi burada görüldüğü gibi elle besleniyor. Evet, devam edelim. Bu da içeriden çekilmiş harlı yanmayı gösteriyor. Şimdi Türkiye'de biyomas enerjisinin miktarı ne kadardır diye Tarım Alternatif Enerji Kaynakları Genel Müdürlüğü'nden indirdiğim grafikler var. Orada bunlar var. Şimdi hayvansal atık miktarı ton yıl analizi. Burada il haritaları biraz sonra çıkacak hemen bunun arkasında. Şu renkler o illerde hangi miktarlarda? Sarı en yüksek mesela 140 bin ila 979 bin arasındaki il sayısı 17'ymiş. Yeşil biraz daha az. Bunlar hemen hemen arkadan gelecek olanlarda da gözükecek. Bu haritadaki Türkiye'deki illerin sahip olduğu renkler. Hangi ilde ne kadar çıkıyor biyomas? Bu hayvansal atıklar. Bu hayvansal atıkları da şurada üçe toplamışlar. Bir, büyükbaş atıkları en yüksek. Büyükbaş atıkları en yüksek. Toplam hayvansal atıkların %69'u büyükbaştan geliyor. Küçükbaşlarda %24 ve kanatlılarda %7 civarında. Evet, geçelim. Bunun Türkiye haritasındaki değeri de bu. İşte şurada yüzde değerler verilmiş. Şu sarı şeyler o bir önce verdiğimiz illerdeki rakamlar. Ne kadar aralıklardaki illere o renge boyamışlar. Evet, burada sarı en yüksek. Hayvansal atıkların enerji eşdeğerleri. Yine Türkiye haritasındaki renkleri buraya vermiş. Buradan büyükbaş hayvanlarda bakın küçülmüş bu enerji açısından. Biyokütle açısından daha fazlaydı.
kanatlılarda enerji öne geçti. Buna karşılık küçük başlarda ise şu kahverengi şeklinde. Bunun Türkiye'deki haritası da bu haritalar şu anda herkese açık. Yani indirebiliyorsunuz. Değiştirelim biz sonrakiyi. Bu da hayvansal kökenli atıkların Türkiye'deki renkleri hangi bölgelerde ne kadar elde edilmiş. Şunlar da bazılarında mesela kahverengi hiç çok az derecede. Evet. Devam edelim. Bu da bitkisel atıkların miktarını bize gösteriyor. Yine Türkiye haritası üzerindeki değerler şurada verilmiş. Baktığımızda tarla bitkileri en yüksekte. Tarla bitkileri %74'ünü oluşturuyor. Tekrar gelelim. Meyve ve sebzeler kahverengiyle verilmiş %6'sı. Sebze atıkları da meyve atıkları %6'sı. Sebze atıkları da şu eflatunla verilmiş durumda. Bunun Türkiye haritasının üzerindeki iller bazındaki değeri de şöyle verilmiş. İşte görüldüğü gibi rengarenk boyatılmış. Her bir renk belli aralıklarla biyokütle enerjisini veriyor. Devam edelim. Bunun enerji karşılıklarına baktığımızda yine en büyük enerjiyi tarla bitkileri atıklarından elde ediyoruz. Meyve yine az, buna karşılık sebze tarladan sonra geliyor. Bunun değerleri de ton eşdeğer petrol olarak verilmiş. Birimler hepsi var. Bunun Türkiye haritasındaki değeri de şu renk kodlarına göre şöyle verilmiş. Evet, bir başkasına geçelim. Belediye atıkları. Belediye atıklarında iki tane atık var. Bir tanesi yanabilen organik atıklar. Organik atıklar bunlar enerjiye çevrilebiliyor. Diğeri de diğer atıklar olarak geçmiş. Ve Türkiye'deki iller bazındaki miktarları da belediye atıklarının burada verilmiş. Yalnız burada analize girmeyen il sayısı sıfır. Evet, devam edelim. Bazılarında çünkü il sayıları da verilmiş. Türkiye genelinde şu şekilde çıkıyor. Belediye atıkları. Orman atıklarına geldiğimizde orman atıklarının da miktarlarına göre renk kodları burada verilmiş haritadaki. Şurada da üretime konu edilen edilmeyen değerler verilmiş. Devam edelim. Bu da haritası arkasından geliyor. Evet. Şimdi ormanda yalnız siter başına bu değerler veriyor. Ben siteri de buraya açıkladım. Yığın durumundaki yakacak odun için 1 metreküp eşit hacim ölçü birimidir. Yani orada siter başına veriliyor, ton başına değil. Ya da bir başka ifadeyle 1 metreküplük boşluk içerisinde istif edilmiş odun miktarıdır. Orman Genel Müdürlüğü bir siterin ortalama 0.7 metreküp ton odun içerdiği ve 500 kilogram ağırlığında olduğu kabul ediliyor. Fakat gerçekte her siterin içindeki odun hacmi ve ağırlığı ağaç türüne, odun çeşidine, boyutlarına, yaş ve kuru oluşuna, istifleme koşullarına, işçinin alışkanlık derecesine ve dikkatine bağımlı olarak değişim göstermektedir. Evet. Bu da demin verdiğimiz değerler. O da orman atıkları. Biyokıt kaynağı olarak elektrik üretim santrallarına baktığımızda bunlardan işte Türkiye genelinde 200 ile 1.2 milyon arasındaki il sayısı 7 tane. 1.2 ile 1.6 arasındaki il sayısı 2 tane. 1.6 ile 1.6 milyonla 1 milyon 600 bin ile 2 milyon 500 bin arasındaki 4 il var. Bunlar da il bazında verilmiş. 59 il bunda şeye girmemiş. Evet, analize girmemiş. Şimdi arkadaşlar ses geliyor. Görüntü sadece ben burada göremiyorum. Arkadaşımızı görüyordum. Ama sesim gidiyor değil mi? Herhangi bir sorunumuz yok. Tabii tabii hocam, ben sizi duyuyorum. Tamam, ben o zaman diyorum. Biyokütle kaynağı lisans elektrikli üretim santrallarının sayıları da burada verilmiş. İşte kilova il sayısı şu kadar, 12 tane, 6 megawatt bu, megawatt elektrik. Bunlar da şurada verilmiş durumda Türkiye'deki. Bir sonrakiye geçelim, Türkiye üzerindeki de bunları bu renk koduyla görebiliyoruz. Evet, bir sonrakiye geçelim, bu da bitmiş oldu. Böylece biz arkadaşlar biyomas'ı bitirmiş olduk. Biyomas'ın Türkiye'deki ne kadar olduğunu, biyomas enerjisini bitirdik. Şimdi biyogaza geçelim. Biyogaz üretimi ve sistemlerine geçelim.
Evet, bir sonraki slayta geçelim. Şimdi biyogazın önce bir tarihçesine bir bakalım. Rivayetler biyogazın milattan önce 10. yüzyılda banyo suyu ısıtmak amacıyla Asurlular tarafından kullanıldığı yönünde rivayetler var. Yine 16. yüzyılda Pestlerin yani İranlıların bu enerjiden yararlandığı söylenmektedir. Marco Polo bir yazısında kapalı gübre kaplarının kullanıldığından bahsetmiş. Marco Polo'nun bu bilgileri muhtemelen 2000 ila 3000 yıl önceki Çin literatüründen aldığı tahmin ediliyor. Teknik olarak organik maddenin havasız ortamda çürütülmesi sonucunda yanabilen gazın üretilebileceğini ilk kez 1630 yıllarında Jean-Baptiste Van Olmont ortaya koymuş. 1667 yılında da Shirley aynı bulguları ortaya atmış. Yani biyogaz yeni bir enerji değil. Milattan önce 10. yüzyıla dayanan bir enerji. Bunun tarihçesinde böyle yazıyor. Devam edelim. 1776'da Count Alexandre Volta üretilen biyogaz miktarının fermantasyona alınan organik maddenin miktarıyla doğrudan orantılı olduğunu ortaya koymuş. 1808'de Sir Humphrey Davy sığır gübresinden anaerobik fermantasyon sonucu biyogaz üretimini gerçekleştirmiş. 1840'larda da Yeni Zelanda'da Otago kendinde bir biyogaz fermantörü inşa edilmiş. Evet, devam edelim tarihçesine. İlk biyogaz tesisi 1858 yılında Hindistan'da da Cüzdanlılar Kolonisi'nde kurulmuş. O hastalıkta biliyorsunuz ayrıştırılıyordu. Yani onlar ayrı yerlerde yaşıyorlar. Herhalde kendi yaptığı organik atıklardan elde etmiş olacaklar ki ilk tesis orada kurulmuş. 1895 yılında anaerobik fermantasyonu İngiltere'de kullanılmaya başlanmış. Elde edilen gaz Exeter'de sokak lambalarının yakıt olarak kullanılmış. 1930'lu yıllarda mikrobiyolojik çalışmalar gelişmeler sonucunda Husserl ve arkadaşları metan bakterilerini tanımlamışlar. Ve biyogaz üretiminin bu bakterilerle gerçekleştiğini belirlemişler. Evet, biyogazın gelişim sürecinin içerisinde en fazla biyogaz fermantörüne sahip ülke Hindistan ve Çin. Çin ve Hindistan'da bu en yaygını. Biyogazın gelişiminin en basitinden en gelişmişine kadar Hindistan ve Çin'de tesisler görmek, incelemek mümkün. Yeni tesisler de var tabii ki. Dünyada küçük aile işletmeleri şeklinde faaliyeti gösteren düşük teknolojili çok sayıda biyogaz testi bulunmaktadır. 6 ile 8 milyon arasında olduğu tahmin edilen aile tipi biyogaz testinde üretilen biyogaz ile pişirme, ısıtma, aydınlatma gibi ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Çin ve Hindistan'da daha ileri teknolojiyle çalışan büyük kapasiteli üretim tesisleri de inşa edilmiş. Evet. Avrupa'da anaerobik fermantasyon uygulamaları genellikle çiftlik, endüstri ve kanalizasyon atıklarının uygulamaları şeklinde yürütülmüştür. Genellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu alandaki çalışmalar hız kazanmış, 20 yıldan fazla sürmüştür. Halen Avrupa'da 600'den fazla çiftlik temelli fermantör çalışmaktadır. Bunlardan 250 adadı son 5 yılda Almanya'da kurulmuştur. Şimdi Almanya bu konuda en ileride. Zaten orada biyogaz tesisleri Şımak'ta çalışan bir Türk kökenli arkadaşımız vardı. Yani bu yıllardan itibaren biz doğalgaz alımını durduracağız. Kendi doğalgazımızı biyogaz olarak. Biyogaz bir doğalgazdır. Ben hemen sırası gelmişken onu da söyleyeyim. Metan ağırlıklı doğalgaz nereden çıktı? Doğalgaz da anaerobik fermantasyon sonucunda biyogaz üretim yöntemine göre kayaçlar altında kaldı. Şimdi biz onun mirasını kullanıyoruz. Ama bizim biyogazımız ise doğrudan üretim. Bir rezervi yok. Bir rezervi yok. O rezervler, doğalgaz rezervleri bitince o bitecek. Ama biz biyogazı almak suretiyle yani üretime alınmış bir doğalgaz diyebiliriz biyogaza. Doğalgazın içindeki metan oranı yüksek. Biyogaz da yüksek ama karbondioksit tutucular vasıtasıyla onu da doğalgaz seviyesine getirip hatta şebekeye bile şarj ediyorlar. Evet, Danimarka Anaerobik Fermantasyon Komitesi biyogaz üretiminin 2000 yılından itibaren 2'ye, 5 yıl sonra da 3'e katlanacağını kararı almıştır. Şimdi bu gelişmiş ülkelerde arkadaşlar aşırı derecede biyogaz tesisi var. Biz ben ne zaman gitmiştim? Almanya'da bir ziyaretimiz oldu. Ben de biyogaz üzerine çalıştım, biyogaz üzerine şey yaptım ama herkes tukaka yapıyor. Nasıl ki eskiden bizim hocalarımızın rüzgarla çalışan hocalarımızın enerjisini tükaka yaptılar. Onun gelişmesi
Hep engeller ya rüzgarla şeyle. Hoca da artık derdi neyle çalışıyorsun? Havadan sudan işlerle uğraşıyoruz işte rüzgarla uğraşıyoruz derdi. Bir türlü projeyi kabul ettiremedi. Eğer o devirlerde o kabul edilseydi biz şimdi yurt dışına türbin satan ülke olacak. O türbinlerin her biri de o dönen dağlarda dönen şimdi görüyorsunuz artık. Dağlar taşlar her taraf türbin oldu. O türbinlerin de ucuz değil ha. Çok büyük paralar onlar. Çok büyük paralar ve 100 metre çapında olanlara kadar geldi artık. Bizdekiler işte 30-40 metre, 60 metre belki 50 metre en büyükleri onlar. Ama dünyada 100 metreye yakın şey var. Onun düşünün kulesini çarpmaması için oldukça yüksek kulelerinde kullanılıyor. Evet, biyogaz ve biyogazın üretimine geçelim. Biyogaz atık organik maddelerin anaerobik, havasız. Hava en büyük düşmanı. Fermantasyonu sonucu açığa çıkan, renksiz, kokusuz, havadan hafif, havaya karşı yoğunluk oranı 0.83 olan, oktan sayısı 110 civarında parlak mavi bir alevle yanan ve bileşiminin %54 ile 80'i. Niye bu raj verildi? Ham maddeye bağlı olarak. %54'ten %80'e kadar metan çıkıyor. Metan olan ve geriye kalan %20 ile 46'sı karbondioksitten oluşan bir gaz. Tabii sadece bunlar değil. İçinde başka gazlar da var. Ancak o gazlar esas itibarıyla iki ana gaz var. Biyogazlar. Birisi karbondioksit, bir tanesi de metan. İçerisinde karbonmonoksit çıkabiliyor. Yanmamış hidrokarbon, hidrojen çıkabiliyor. Biraz sonra onun analiz şeyini de vereceğiz. Evet, devam edelim. Değiştirelim. Evet. Şimdi organik maddenin anaerobik fermantasyonu şu aşamalardan meydana geliyor. Organik madde burada bu. Nereden organik maddede ne var? Karbonhidrat, yağ ve proteinler var. Her birinin kapalı formülleri de burada verilmiş durumda. Organik madde önce bu biyogaz üretiminde kullanılan bakteri bir grup arkadaşlar. Tek değil. Bunun içinde metan bakterisi var. Bunun içerisinde fermantatif ve hidrolik bakteriler var. Bunun içerisinde hidroliz ve fermantasyona uğratan bakteriler var. Fermantatif ve hidrolik bakteriler. Hidroliz ve fermantasyon, uçucu yağ asitleri. Asadogenik bakteri dediğimiz asit oluşturan bakteriler var. Ve en son aşamasında da bu popülasyonun metan bakterisi var. Metan bakterisi de metanı oluşturuyor. Esas doğal gazı oluşturuyor. Daha doğrusu biyogaz oluşturuyor. Üç değişik bakteri grubu var. Fermantasyon şeyi var. Önce organik madde fermantatif ve hidrolik bakteriler vasıtasıyla su alarak hidroliz ve fermantasyona tabi tutuyor. Organik maddenin çok büyük bir kısmını uçucu yağ asitlerine çeviriyor. Çok az bir kısmı fermantatif ve hidrolik bakteriler zamanında asetik asite dönüşebiliyor. Bir kısmı da karbondioksit ve hidrojene ayrılarak bu kısma geliyor. Daha sonra devreye uçucu yağ asitlerini asadogenik bakteriler veriyor. Asadogenik bakteriler bunları alıyor, asetik asite dönüştürüyor. Asetik asite dönüştürüyor ya da şu aşamada ve bu asetik asitin oluşum aşamasında ortaya çıkan hidrojen ve karbondioksidi alıp asetik asit oluşturan bakteri grubu da var bunların içinde. Bir kısmı bundan yaparken büyük bir kısmı uçucu yağ asitlerini asetik asite çeviriyor. Daha sonra metan bakterileri devreye giriyor. Metan bakterileri asetik asiti alıp parçalıyor. Asetik asiti şurada görüldüğü gibi karbondioksit ve metana parçalıyor. Bir grup metan bakterisi de şu aşamada ortaya çıkan karbondioksit ve hidrojeni metana ve suya çeviriyor. Metana ve suya çeviriyor. Genel olarak tahmin ediliyor bu tabii ki. %77 asetik asitin parçalanması sonucu metanın oluştuğu, geriye kalan %30'unda da karbondioksit ve hidrojenin bileşiminden metan çıktığı tahmin ediliyor. Bu da bir tahmin. Evet. Devam edelim. Şimdi asadogenik anaerobik fermantasyonun 3. aşamasında devreye giren ve metanın oluşumunu sağlayan metan bakterileri fermantasyon ortam sıcaklığına göre de isim alıyor. Fermantasyonu saprofilik bakteriler var. Saprofilik bakteri bunlar 25 santigrat derecedeki optimum sıcaklıkta en iyi verimi veriyor. Ama biyogaza baktığımız zaman karlar altındaki Grönland'da doğalgaz kaynaklarına ulaşıyor. Demek ki bu sıfırın altındaki derecelerde de üretim yapılıyor. Buna karşılık jeotermal alanların bulunduğu bölgelerde de biyogaz çıkıyor.
doğalgaz bulunuyor. Bu alanlarda da yapılıyor. Saprofilik bakterilerin optimum faaliyet sıcaklığı 25. Bunlar yabani bakteriler arkadaşlar. Mezofilik bakteriler. Bu bakteriler büyükbaş hayvanlarda var. Büyükbaş hayvanların midesinden gübresine geçiyor. Gübrelerde var mezofilik bakteriler. Bunun optimum çalışma sıcaklığı da vücut sıcaklığı olan 37 santigrat derece. Termofilik bakteriler var. Termofilik bakteriler biraz daha yüksek sıcaklıklarda çalışıyor. Bunlar da optimum faaliyetini 55 santigrat derecede veriyor. Ben bu üç grupla da çalıştım. Saprofilik bakteriyi merak ediyorum. Bunu nereden bulacağız diye merak etme diyorlar. Biz sana haber vereceğiz. Gittik bir göl kenarından saprofilik bakterinin bulunduğu böyle babalcıklar şeklinde gazın çıktığı bir bölgeden organik maddeyi aldık ve onu tamamen bir başka fermantöre koymak suretiyle besledik. Neyle besledik? Kaynatılmış gübreyle besledik. Başka bakteri grubu girmesin, mezofilik ve termofilik girmesin diye onları öldürüp 100 santigrat derecede kaynattık. Saprofilikleri öyle besledik. Dolayısıyla bu üç bakteri grubuyla da çalışmam oldu. Şimdi devam edelim. 1 metreküp biyogazın hacimsel bileşimi genellikle iki önemli gaz burada önemli. Metan %54-80, karbondioksit 20-40. Çok az miktarlarda azot %1-0 arasında çıkıyor. Helyum, hidrojen %1-10 arasında çıkıyor. Karbondioksit %0-1 arasında karbondioksit çıkabiliyor. Oksijen %0-1. Zaten anaerobik bir fermantasyon, oksijen son derece az. Yine hidrojen sülfür. Burada eser miktarda dedik ama sanayi ürünlerinde bu çok çıkıyor arkadaşlar. Ham maddesi sanayi ürünü olanlarda çok çıkıyor. Dolayısıyla içerisinde hidrojen sülfür varsa bu asetik sülfürik aside dönüşüyor. Sülfürik aside dönüşüyor ve orada onunla çalışan makinaları, biyogazla çalışan makinaları tahrip ediyor. Bunu Cargill yaşadı. Cargill arıtma tesisi var orada. Anaerobik fermantasyon var. Tabii ki doğal gaz anaerobik fermantasyonun uyguladığı tesislerde doğal olarak çıkıyor. Orada hidrojen sülfürü yıkamak için de tesis kuruldu. Yıkanıyor, suyla yıkandı. Ancak şu anda sanıyorum Cargill tesisini yine açtık sanıyorum. O sorun giderildi. Hidrojen sülfür temizlendi. Sanayi ürünlerinden çıkıyor ama tarımsal ürünlerden elde edilen şeylerde eser miktarda. Evet, devam edelim. Biyogaz üretiminde kullanılacak gübre miktarının belirlenmesi. Hemen söyleyeyim ben, bir sığır günde 30 kilogram civarında katı, yaklaşık işte 15 kilogram civarında da sıvı gübre veriyor. 500 kilogram ağırlığındaki. Bunu bir arkadaşımız, şimdi hayvan gübresi bir kere doğrudan doğruya tarlaya verilebilir. Tarımla çalışanlar bunu gayet iyi bilirler. Yaklaşık 8-9 ay, bazen 1 yılı bulan bir sürede gübreliklerde olgunlaşması bekleniyor. Olgunlaşmış gübreyi tarlaya atabiliyor. Ama biyogazın bir avantajı da bu. Tarlaya atılması gereken gübreyi biyogaz tesislerinde olgunlaşması hızlanıyor. Yani biyogazdan çıktıktan sonra çok fazla değil, belli bir süre daha dinlendirildikten sonra hemen atılabilir hale geliyor. Evet, şimdi bu bekleme sırasında da %33 civarında bir organik madde kaybı meydana geliyor. Şimdi şöyle bir araştırmacımız regresyon denklemi bulmuş. Burada gübre miktarı, idrar miktarı, kilogram hayvan gün başına, şu birinci formül. İkincisinde Y2'de katı gübre miktarı ne kadar verdiği. Bunlar da regresyon denklemlerinin doğruluk derecesini gösteren R değerleri. Yani ne kadar güvenilir olduğunu gösteren. Eşitlik yalnız 494 kilogram ile 599 kilogram canlı ağırlık arasında geçerli. Böylece buraya, şu da hayvanın ağırlığı. Hayvan ağırlığını buraya yazdığımız zaman, şu ağırlıklar arasındaki ağırlığı, hayvanları yazdığımızda şu da şeyden ne kadarlık bir gübre, ne kadarlık bir şey olduğu biliniyor. Biz bunu yaklaşık da 30 kilogram gübre çıkıyor.
Şimdi bunu arkadaşlar teşvikler falan olduğu sırada hayvancılığa çok böyle meslek dışındaki arkadaşlar da girdi. Biz bölüm olarak tarım makineleri deneyleri de yaptığımız için bakanlık adına süt sağma makinelerinin deneylerine Türkiye'de gitmediğimiz yer kalmadı. Ta Erzurum'a kadar gittik. Yani güney sahillerinden de Karadeniz bölgesinden de hemen hemen Türkiye'yi karış karış dolaşmış olduk. Çünkü o tesisleri bir yerinde denenmesi gerekiyor. Çünkü tesis kuruluyor. Bilmeden kurmuş. Tabii ki orada belli bir süre bekledikten sonra bir hayvan bu kadar 30 kilogram günde gübre veriyor. Gübre dağları oluşmuş. Ya bir hayvanın bu kadar gübre yapacağını biz tahmin edemedik diyor. Bir akarsu kaynağını da kirletiyormuş. Her gün jandarma orada duruyor. Ceza kesiyorlarmış. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Ya biyogaz tesisi kurun da dedik. Bari öyle oradan da para kazanırsınız diye söylemiştik. Çoğu bilmiyor. Tabii ki bunu çiftçimiz rahatlıkla biliyor. Bir hayvan ne kadar olduğunu o bilir. Başka bir meslek grubundan gelmiş. Hobi olarak başlamışlar ama birden çoğalmış. Evet. Şimdi arkadaşlar burada biyogazın ne kadarlık bir, mesela 25 başlık bir ahırdan işte toplam ortalama ağırlığı 500 kilogram alarak alındığında yaklaşık 865 kilogramlık ne veriyor? İdrar veriyor. Gübre ve idrar karışımı bu kadar veriyor. Gübrenin o deminki formüllerden giderek bunu %18 kadar yaş gübrenin kuru madde ağırlığı bu. Kuru maddesi %18 civarında. Bunun fermantasyona alınabilmesi için bu önemli. Kuru madde miktarının %9'a indirilmesi gerekiyor. %9'a indirilmesi gerekiyor. Bunun anlamı nedir? Yaş gübreyi bir ne kadar miktar alırsanız aynı miktarda suyla karıştırmamız gerekiyor. Yani bulamaç haline getirmemiz gerekiyor. Bu çok önceki yıllarda 1976'lı, 77, 78'li yıllar sanıyorum. Biyogaz çok birden bir yıldızı parladı filan herkese verildi ama bütün bunlar anlatılmadı çiftçiye. Katı gübrenin depolanması kolay. Bunlar sıvı halde bir havuz yapmanız lazım, orada bekletmeniz lazım. Dolayısıyla bayağı problem yaşandı o devirlerde. Şimdi bu nedenle taze gübre 865 kilogram çıkmıştı 25 baştan. Bunu suyla yaptığımızda 1730 kilogram çıktı. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi biyogaz fermantörünün günde verilecek gübre miktarı fermantasyon süresi 20 gün olarak aldığımız zaman, yani o tankın içerisindeki bekleme süresidir bu. 20 gün orada bekleyeceği göz önüne alınarak hesaplandığı zaman 25 metreküp fermantörden 22 metreküp doldurulacak. 20 gün olarak alındı. Gübrenin özgür ağırlığı da 1030 kilogram olduğunda %9 kuru madde içeren gübrenin fermantöre günde verilmesi gereken miktarı 1130 kilogram. Her gün 130 kilogram vereceğiz. 25-22 metreküp olacak toplamında. 22-25'te çarparsanız 22'yi o şekilde böldük, bulduk. Dolayısıyla 22 metreküpü tamamlıyoruz. Günde bu kadar vereceğiz her gün. Her gün bu kadar da fermante olmuş gübreyi dışarı alacağız. Kontinüü sistemlerde biraz sonra onu da göreceğiz. Devam edelim. Bir başka slayta geçelim. Evet. Bundan önceki bir slayta tekrar bakabilir miyiz? Evet. 1133 kilogram. Evet, bu burada kalmış. Gübre miktarı 1130 kilogram olarak çıkıyor. Dediğim gibi biz günde fermantasyon süresine bağlıdır. Burada fermantasyon süresi para kazanmak için kurulan biyogaz tesislerinde mümkün olduğu kadar yüksek tutulmuyor. Aslında 20 günden sonra da gaz üretimi devam ediyor ama ekonomik üretim değil artık ondan sonrası. Boşu boşuna o tesisi tuturuz etmiş oluyoruz. Fermantasyon süresi onun için bir miktar kısaltılıyor. Biraz sonra yine fermantasyon süresinin sıcaklığa bağlı, fermantasyon iç sıcaklığına bağlı olarak değişimleri de verilmiş durumda. Burada tabii ki o demin optimum sıcaklıkları vermiştik çeşitli fermantasyon biçimleri için. Onlar son derece önemli. Devam edelim şimdi, değiştirelim. Evet, basit bir biyogaz tesisinin çalışma prensibine bakalım. Şimdi bir biyogaz tesisinde ne var? Bir karıştırıcı var. Bir karıştırıcımız var. Ön karıştırıcı burada. Şuradaki borudan, ahırdan gelen gübre alındı. Aynı miktarda burada suyla karıştırıldı. Suyla karıştırıldıktan sonra bir pompa vasıtasıyla biyogaz çukuruna verildi. Şurada bir biyogaz fermantörümüz var. Bu fermantörün en önemli özelliği hiç hava almıyor. Küçük bir yerden hava alırsa anaerobik fermantasyon var içerisinde. O fermantasyonda metan bakterileri ölüyor.
Üste gaz çıkışı, gaz deposu yapılmış. Bu tamamen doldurulmuyor. İşte şu kadar kısmı da gaz birikmesi için boş bırakılıyor. Buradan da bir vanayla, bir vana vasıtasıyla fermante olmuş gübre, her gün o 1133 kilogram olarak hesaplamıştık, o da veriliyor. Evet, gübre, sıvı gübre deposuna veriliyor. Şimdi burada fermantör nasıl olacak? Bir sonraki slayta geçelim. Fermantonun içinde neler var? Bir kere bir karıştırıcının olması lazım. Çılatı değiştirelim. Şurada görüldüğü gibi. Bunlar fermantör, aynı fermantör. Bir, etrafına sarılmış bir ısıtıcı var. Mezofilik fermantasyonda 37 santigrat dereceye kadar ısıtmamız gerekiyor. Saprofilikte 25, öbüründe 55 termofilikte. İçinde mutlaka organik maddenin metan bakterileriyle buluşabilmesi için karıştırma yapılması gerekiyor. Burada bir karıştırıcının olması lazım. Bu ikisi birbirine toslamayacak şekilde bunlar dizayn edilmesi gerekiyor. Mutlaka bir ısıtıcı olacak. Mutlaka bir karıştırıcı ve mutlaka hava almayacak, hiç hava almayacak. Buradan da gaz depoya gidecek. Şuradan da bir gaz çıkış depoya gidiyor, karıştırıcının motoru. Evet, devam edelim. Depoya geldiğimiz zaman, gaz deposuna geldiğimiz zaman, gaz deposu genellikle iç içe geçmiş iki bidondan oluşuyor. İki bidondan oluşuyor. Alttaki bidon suyla doldu, üstteki geçmiş durumda. Gaz üstten veriliyor. Gaz üstteki depoya geldikçe şehir gazları vardı. Eski Ankara'da da vardı o. Onların depoları da böyleydi. Yani burada basıncı artırmamak için, eğer gaz deposunun basıncı artarsa fermantöre geri tepme yapıyor. Onu artırmamak için hacmi genişletmemiz lazım. Sabit hacim sabit değil. Burada sürekli olarak hacim genişliyor. Bu da tabii ki belli bir yere kadar. Belli bir yerden sonra onu fırlatıp atmaması için, içeriye hava almaması için gazın oradan çıkar gider. Bir sınırlayıcı şeyle de bu sınırlanıyor. Evet, devam edelim. Fermantörün yeni materyalle beslenme biçimine göre anaerobik fermantasyon 3 grupta incelenir. Bir, sürekli fermantasyon. Profesyoneller bunu yapıyor. Sürekli fermantasyon. Yani gaz üretiminde bir kesiklik yok bunda. Bir taraftan fermantör besleniyor, bir taraftan gaz sürekli üretiliyor. Kesikli fermantasyon var. Burada depo bir defa dolduruluyor. Fermantasyon sonrası kaç gün tutarsanız 20 gün boyunca içeriye materyal alınmıyor. 20 gün boyunca gaza atıldıktan sonra tekrar depo komple boşaltılıyor ve dolduruluyor. Buna kesikli fermantasyon diyor. Benim yaptığım çalışmada da bu ikisinin arasında var. Bunu da benim icat etmem. Literatürde bunu bulamazsınız. Beslemeli kesikli fermantasyon. Biz kesikli bir fermantasyon 5 litrelik küçük şeylerde çalışmıştım. Bunu 2 litre mesela dolduruyorum. Daha sonra her gün 100 mililitre vermek suretiyle fermantasyon süresi boyunca devamlı içerisine doluyor. Dolduktan sonra tekrar boşaltıp tekrar başlıyoruz. Bu da beslemeli kesikli fermantasyon adını veriyor. Evet, biyogaz üretimine ilişkin olarak yapılan araştırmalara geçecek olursak, ben çalıştım. Her 3 materyal var burada. Sığır gübresi, tavuk gübresi, arpa sapıyla çalıştım. Ve bunlarda mezofilik, termofilik ve saprofilik bakterilerle çalıştım. Her 3 bakteriyle de çalıştım. Önce saprofilik bakterileri dediğim gibi bir göl kıyısından aldığımız organik maddede kaynatılmış, soğutulmuş olan materyalle besledik. Önce onların bakteri oluşumu sağlandı. Daha sonra denemelere geçtik. Evet, devam edelim grafiklere. Buradaki grafikte 25 santigrat derecede saprofilik fermantasyon denedim. Burada şu tavuk gübresi yeşil üstte olan, maviyle olan arpa sapı ve en altta olan da sığır gübresi. Sığır gübresi 3 şey verildi. Ne kadar süre devam etmiş? 23 gün boyunca bu verileri aldım. 23 gün boyunca yalnız burada gram uçucu madde başına, uçucu organik madde başına mililitre cinsinden değerler. Mililitre cinsinden değerler verdi. Dediğim gibi mavi arpa sapı en yüksek değeri verdi bu saprofilikte. Buna karşılık
Yeşil, 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 yeşil olan tavuk gübresi yok. Tavuk gübresi en yüksek. Mavi arpa sapı, sığır gübresi de şu haftaki siyah olan kısım. Geçelim bir başkasına. Burada da 36 santigrat derece mezolitik fermentasyonla yapıldı. Yine tavuk gübresi en yüksek değerde. Arpa sapı yalnız amonyak oluşumunun fazla olması nedeniyle 16. günde iflas etti. Birkaç kez denedim ben bunu. Aynı şekilde arpa gübresi orada, arpa sapı kalıyor. Hayvan yine atığı, büyükbaş hayvan atığı 28 gün devam etti. Yine mililitre cinsinden uçucu organik madde başına, gram organik madde başına bu değerler. Bir termofiliyi de bir görelim. Evet, bir sonraki. Bu da 52 santigrat derecede termofil fermentasyonda arpa sapı, tavuk gübresi ve sığır gübresinden gaz üretimi. Burada da arpa sapı en üst kısma geldi yüksek sıcaklıklarda. Tavuk gübresi biraz daha alta doğru düştü ve sığır gübresi de orta kısımda devam etti. Yine gram uçucu madde başına olan değerler. Devam edelim. Aynı araştırmada tabii ki bu fermentör dediğimiz tesisler arkadaşlar biraz sonra görsellerde de göreceğiz videolarda. Bir fabrika. Bu fabrikanın kendi gideri hiç mi yok? Bizim santrallarımızın kendi iç giderleri o kadar yüksek ki. Bunun da söz konusu. Devam edelim. Bu kayıpların hesaplanmasında şu formülden yararlanıyor. Q diye toplam kayıplar bunlar, ısı kayıpları. Bir santralın kayıpları bunlar tabii ki. Daha doğrusu biyogaz tesisinin Q1, QK, QP, QC, QBK, QGT şeklinde verilmiş. Toplam kayıp, toplam ısı kaybı, karıştırma enerjisi kaybı, besleme materyalin pompalama enerjisi kaybı, biyogübrenin kullanılması için harcanan enerji, gaz temizleme enerjisi, gaz sıkıştırma enerjisi olarak bu değerler veriliyor. Yani bu ana değerler itibariyle sadece bunu verdim ben. Evet, devam edelim. Yani kendisinin de tüketimi var. Yine bir başka araştırma grubu yapmış olduğu araştırmaları grafiğine kadar geçelim bunu. Aşılama yapmış %50 oranında halen de mevcut olan bir fermantörden. Devam edelim, değiştirelim. Şimdi baktığımız zaman şurada saprofilik aşılama var en üstteki de. Aşılama yok ve mezofilik aşılama var. Saprofilik ve mezofilik aşılamada verilmiş. Bu nerede? 19 derece. 1,5 litre fermantörde domuz gübresinin biyogaz üretimi, %50 mezofilik aşılama, %50 saprofilik aşılama ve aşılama yok. Buradaki gaz değerleri de yine uçucu kuru madde başına mililitre günü olarak verilmiş. Evet. Devam edelim. Ben ve arkadaşları bir çalışma yapmış. Bunun da grafiğine bir bakalım. Bu da şöyle vermiş. Sığır gübresinden şu kadar, domuz gübresi, buğday sapı, yonca, ot, 30 santigrat derece çeşitli organik maddelerden kesikli fermantasyon sonucu üretebilecek özgül biyogaz miktarları, metan yüzdeleri, fermantasyon süresi 30 gün alınmış. Şu kısımda bunlar da işlenmiş. İşte özgül biyogaz üretimi 342 mililitre uçucu, kilogram uçucu kuru madde başına. Kilogram uçucu kuru madde başına. İçeriye alınan kuru maddenin uçucu kuru madde. Bu dediğim gibi kuru maddesi 100 santigrat derece fırında bekletilerek elde ediliyor. Belli bir süre. Bir gün civarında. Daha sonra bu uçucu madde yakılıyor. Organik madde uçup gidiyor. Uçan. Bu uçan kısmı toplam içeriye giren yakıldıktan sonra fırınlarda 500 derecelik fırında yakılıyor. Kalan kısmı tartıyorsunuz. Uçucu maddeyi öyle buluyorsunuz. Uçucu madde başına da o. Tamamen organik madde yanıp kül olurken uçarken geriye kalan inorganik maddeler ve kül kalıyor. O külleri tartıp giriş darasından, giriş derkeden onu çıkartırsanız uçucu maddeyi elde ediyoruz. Devam edelim. Yapılan bir çalışmada fermantasyon sıcaklığına bağlı olarak fermantasyon süreleri şöyle verilmiş. Fermantasyon süresi sıcaklığı 20 derece olursa 10 gün beklemesi gerekiyor. En az 28 gün en fazla fermantasyon süresi. Optimum fermantasyon süresi. En fazla demeyelim, optimum. Daha devam ediyor o sıcakta. Mesela kutuplar altında belki milyonlarca yıl geçti üzerinden o doğalgaz orada bulundu ya. O doğalgazın oluşması çok çok yavaş. Çok yavaş ama çok uzun yıllarda oluştuğu için. Evet, bu işte 25 derece olursa farklı, 30 derece olursa farklı, 40 derece olursa farklı.
minimum 4 gün, öbüründe 10 gün olarak verilmiş süre. Bu da fermantasyon sıcaklığına bağlı olarak gübrenin fermantör içinde kalma süreleri bunlar. Ne kadar kalması gerekiyor? Optimum ne kadar kalsın? Biz optimum gazı elde ettikten sonra ancak boşaltabiliriz. Evet, devam edelim. Günlük biyogaz üretimi ve biyogaz testinin ekonomik analizleri. Burada da günlük bir küçük analiz yapmıştık. Bir metreküp fermantör hacmi başına 0.3 ile 1.2 arasında değişmekte. Yani bir metreküp fermantörden eğer hayvan gübresi kullanıyorsanız 0.3 ile 0.5, hayvan gübresinde bu 0.5'tir. Burada 0.53 alındı. 54 alınmış. Yok, 54 metreküp biyogaz üretilebileceği 0.54 alınmış bir metreküpten. Burada bir günde işte 13.5 metreküp, bir ayda 405 metreküp, bir yılda 4850 metreküp gaz üretilmeyi ortaya çıkmış. Evet. Yani burada dediğim gibi sığır gübresinden çok yüksek oranda vermiyor. Bitkisel atıklardan çok daha fazla gaz elde edilebiliyor. Biyogazın satış değerinin 0.4 lirası metreküp verdiğimizde 25 metreküp kapasiteli bir tesiste elde edilebilecek biyogaz bedeli günde 5.4, ayda 162, yılda 1944 liralık bir gaz üretimi yapılıyor. Bizim en büyük dezavantajımız 1977-78 yıllarında küçük işletmelerle başladı arkadaşlar. Küçük işletmelerle başlandı. Şimdi bu kadar bir paraya bunu yapmaya değer mi? Zaten tesisler o devirlerde elektronik değil. Hepsi elle. Orada köyünde bayanı orada çalışır. Bir tüp alıyor. Bir tüpü bir ayda sonra bitiriyor. Hele hele köy yerinde iki ayır kurur o. Çünkü başka odun modun da yapıyor. Sapsaman yakıyor işte. Bitkisel atıklar da yapıyor. O nedenle fazla şey yapmadı. Ama şimdi modern tesislerde her şey otomatik. Her şey kendisi yapıyor. Evet, devam edelim. İşte bu da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda bir o devirlerde kurulmuş olan Toprak Su'da kurulmuştur bu. Bünyesinde kurulmuştu. Bir ekip oluşturuldu. Biyogaz ekibi. O ekibin verdiği şeyler. Mesela 2800 tavuk var. Uygun tesis büyüklüğü 16 metreküp olacak. Günlük besleme için gereken ihtiyaç, yaş gübre oranı 200. Üretilebilecek biyogaz miktarı 17, buna eşdeğer LPG de şu kadar şeklinde bir şey vermiş çeşitli hayvanlar için. Bu da yine slaytlarımız arasında bulunsun. Bakmak isteyen arkadaşımız bakar. Şimdi bunlar hep kapatıldı. Yani o araştırma grubu çok iyiydi. Her meslekten bir tane vardı. Ziraatçısı vardı, kimyacısı vardı. Çok da güzel çalışmalar oradan çıktı. Daha sonra bu lav edildi. Yok şu anda. Evet. Değerli hocam, bu noktada evet. bir soru sormak isterim. Katılımcılarımızdan Uğur Arslan sormuş. Aslında anlatmış olduğumuz konuya da denk geliyor. Bölgemizde hayvancılık genelde 5-10 başlık büyükbaş hayvan işletmeleri şeklinde yapılıyor. Bu bakımdan 5-10 başlık büyükbaş işletme için biyogaz üretimi mümkün mü ve ekonomik olur mu diye sormuştu Uğur Arslan. Ya ekonomik değil. İşte biraz önce ben onu vermek için verdim. Bu kadar paraya bu işlem yapılmaz. Şimdi ben onu söylemiştim. Danimarka'da bizim Karadeniz tipi bir yerleşim var. Yani adamın arazisinin içinde biyogaz tesisi kuruyor. Hemen etrafı kendi arazisi. Dolayısıyla oradan çıkan gübreyi yağmurlama başlığıyla atabiliyor. Bizde dedim köy var. Güzel kardeşim, siz bu çiftlikte büyük çiftlik. Yani en şeyi 200-300 başta büyük çiftlikler var orada. Bizim 20'ye yakın çiftlik dolaştırdılar o zaman. Çok büyük tesisler var. 500 başlık olan var, 1000 başlık olan var. Küçükler değil. Bizim köy dedim ya. O zaman daha iyi dedi. Ortaya bir tane kurarsınız dedi. Gazı bölüşürsünüz. Gelen gübre dedi ortak gelir dedi. Herkes ne kadar gübre verdiyse o oranda gaz alır falan dedi. Ben hemen o devirlerde tabii kafaya vurdum şöyle bir. Tam bu yürümezdi ki biz de dedim. Yani biz bir çayır otunu bölüşemiyoruz ha. Çayır otunu bölüşemiyoruz. Her sene bizde bir ortak çayır vardı. 2 anadut birine, 5 anadut birine büyüklüğü oranında. Anadutlar orada silah olarak kullanılır. 5-6 kişinin kafası yarılır. Sana 30 yerden geldi, bana 30 yerden geldi. Şimdi bu eğer kooperatifleşme yapılabilirse bizim köy sisteminde bu 3-5 hayvan bir ortak tesis kurulur. Daha büyüğü elde edilir, daha elektroniği elde edilir. O zaman kâra geçer.
Ya Sütaş'ın, Sütaş'a bakın fabrika kurulacak, şey kurulacak, biyogaz tesisi kurulacak. Bizim tanıdıklarımızı devreye soktuk, oralardan gelin dedi. Sütaş'ı küçük gördüler. Ne diyorsun ya dedim. Biz orada 200 başlık, 100 başlıklarda biyogaz tesisi gördük tanı markalarda. Şimdi oradan gelen adam burun büküyor. Burun büküyor. Küçük. Ya bizim en büyük çiftliğimiz dedik. Sonradan Sütaş kurdurdu onu. Hem de iyi bir şey kurdurdu. Yani onu bile küçümsüyor. Ne yapacağız? Büyük tesis. Enerji tesisi diyorlar onu. Enerji tesisi kuralım. O zaman da işte getirsin herkes. Gene şey miktarında ondan alsın payını. Şeklinde bir öneride bulundu. Ya mantıklı dedim. Belki siz burada hani kooperatifleşme falan önce girmişsiniz. Burada yapılabilir ama bizim şu aşamada, o da aşamada olmaz. Ama daha öncelerde benden öncekilerde, köylerde bakıyoruz arkadaşlar, benim yaş grubumdan öncekilerde. Ortak laundretler kurmuşlar ya bu ülke. Ortak mal kullanmayı biliyor. Benim çocukluğumda ya arabası olmayan gelir sana sormaz bile ya. Arabanı alır, hayvanını koşar giderdi yani ya. Ya ben senin arabayı aldım, kullandım. Bazen nezaket için sen kullanacak mısın? Ben arabayı alıyorum derdi. Ama alırlardı yani. Şimdi yani burada düşünün. Herkesin orada kafası yarılıyor. Burada hayvan pisliğiyle uğraşıyoruz. Vallahi dedim köyü affedersin ama gübre götürür. Yani biz bunu paylaşamayız. Onlara öyle mantıklı geldi ki ben arkadaşıma bunu söyleyeyim. Yani eğer böyle bir şey kurulabilirse, bir şey ortak sistem yapılabilirse bu büyüdükçe karlı oluyor. Ne kadar çok büyürse o kadar karlı. Küçük tesislerle girdiler. Hatta devlet onu bedava bile kurdu. Ama hiçbiri doldurulmadan pert oldu. Doldurulmadan pert oldu. Bir de yanlış bir sistem seçtiler. Evet, şimdi çeşitli biyogaz tesislerine bir görelim önce. Şu Çin tipi çok fazla kullanım alanı olmayan. Evet, bu yine Çin tipi. Bu benim Danimarka'da gezdiğim çiftliklerden bir tanesi. Bunun altı fermantör, üstü gaz deposu. Gaz o demin dediğim gibi oldukça şişiyor yukarıya doğru. Oldukça şişiyor. Devam edelim. Bunun biraz daha açık görünüşü var. Şu. O devirlerde filmler vardı. Filmleri almıştık. Dijital yoktu tabii ki. Şu da bir biyogaz deposu bu. Hemen bir slide daha geçelim. Bir daha geçelim. Şu fermantörü hemen yanı işte. Fermantörü ve deminki gördüğümüz biyogaz deposu bu da. Bu da üste doğru çıkacak. Sabit hacim değişken basıncı sabit tutabilmek için hacim değişiyor. Gaz doldukça yukarıya çıkıyor. Tabii belli bir yere de buradan da kullanıma gidiyor. Kullanımda da bunu oransal olarak devam etmesi lazım. Evet. Devam edelim. Bu da yine bir başka Danimarka'da kurulmuş olan tesis. Bu da yine mesela orada ben açık yürekle sordum. Dedim ya kışın burada gazı mürülere bağlamışlar. Fermantörü sıklada kullanıyor. Gerçekten dedim kışın yok dedi. Kışın kapatıyor. Açık yürekle onlarda kıvır mafımın da yok. Yok hıkmık demedi. Kışın kapatıyorum dedi. Yaz aylarındaki üretim bana yetiyor dedi. Bu tesisi kurabilmek için devletin benden vergi almıyor. Tesvik ediyorlar. Destekliyorlar. Bizde vergi sistemi yok ama orada var. Yani vergi almadı benden dedi. Evet, aynı bir çiftliğin brülörü. Gazı burada veriyor, ısıtıyor. Bir başka çiftlikte de o devirlerde bu motorlar çok yaygın değil. Bir dizel motora buji çakmak suretiyle şu motoru yapmış. Doğal gazı üretiyor. Bunun birkaç tane fotoğrafını çekeyim dedim. Bunu çekebildim. Daha dediler o prototip onu elleme. Çektirmediler. Daha detaylı resimlerini alacaktım. Şimdi var. Biyogaz hatta mikro türbinler var. Parası olan mesela Cargill vardı. Mikro türbin aldı. Mayroma'ya yine arıtma tesisinden biyogaz üretiyor. Onda daha çok türbin vardı. Carrefour'da şeyde Cargill'de 4 taneydi. Türbin doğrudan doğruya dönerek çalışan makine. Ama kanatlarında işte hidrojen sülfür nedeniyle bir şey olmuştu. Şimdi onlar giderildi sanıyorum. Bu da bir dizel motorun dönüştürülmüştü. Devam edelim. Bu da Danimarka'da bir çiftliğin duvarına yapılmış bir görüntü. Elektrikçi geliyor. Bir karikatür çizmişler. Çok şen adamlar bir kere. Herkesin yüzü gülüyor. Tuzları kuru tabii ki. Arvanın arkasından biyogaz elde ediyor.
gazı okumaya gelmiş. Bu vatandaş da aşırı derecede sinirlenmiş. Saçını başını yoluyor. Ben senden para almaya geldim diyor. Para veriyorum sana diyor. O zaman devirlerde bizim alternatif enerji yasası yeni çıktı. Bizde de şimdi bu yasa var. Gaz üreten tesis doğrudan doğruya şebekeye bağlanıyor. Şebekeye verdiği oranda da sayacından parasını daha yüksekten alıyor. Santraldan biraz daha yüksek. Benim çalıştığım şeyler fermantör ve gazometrem bu. 5 litrelik fermantörler vardı. İşte şuradaki borudan beslemeli, kesikli beslemeli dediğim bu. Belli bir miktar koyuyorum. Şuradakiden de günlük her gün mililitre bazında gübreyi, mantarını çıkartıp içeriye attıktan sonra bunun fermantasyon zamanına kadar bekliyorum. Oradan gaz üretimlerini de şuradaki bir iğneyle alıyorum ve gaz analizatörüne gönderiyorum. Orada gaz analizatörü verdi. Evet, devam edelim. Burada beslemeli mesela bir şeyde görmüştük. Ben de besledim. Şimdi mezofilikle mesela o gübreyi besledim. Oradan içeriye mezofilik katarsanız oradan gelen miktarı ölçmek için aynı mezofilikten bu küçük tüplere de koyup fermantörün yanına koyuyorsunuz. Mezofilik odada koyuyorsunuz. Bunda kaç tane olmuş? Buraya kaç gram koymuşsun? Ha, besleme için kullandığım materyalden şu kadarını çıkartıyorsun. Net gazı bulabilmek için. Devam edelim. Burada Avrupa'dan alınmış çok değişik şeyler var. Biz de mesela harp okulundan falan öğrenciler gelmişti. Onlara biyogaz testi koydum. O zaman yardımcımız oldu bizim de. Ödül almışlardı. TÜBİTAK ödülü almışlardı. Bu kadar basit değildi. Biz hep demirden yaptık. Evet, devam edelim. Görsellere devam edelim. Bir başka. Bu Danimarka'da akışkan kanal dediğimiz iki tane uzunlamasına gidiyor bu kanallar. Burada arkadaşlar bir problem oldu. Üzerinde bir plastik var. Bu plastik şişiyor. Bol bir plastik. Şu anda mesela gazı tam olmuş. Gaz doluncaya kadar, şişinceye kadar geliyor. Dolduktan sonra da depoya gidiyor bunlar zaten. Depoda da kullanıma gidiyor. Burada bir problem oldu. Günlerce bunun üzerinde çalıştılar, malıştılar. Sonunda bir ay sonra falan yüzleri gülmeye başladı. Suratlar hep asıktı. Allah çok da içki içen bir millet. O gün hep her tarafta içkiler içildi, kutladık. Bir yerde bir kaçak varmış. Hava alıyormuş orada. O kaçağı bulmuşlar. Evet. Devam edelim. Bu da yine bir kanal akıştı. Şişiyor. Burada kanal akıştı küçük bir tip. Hindistan sanıyorum bu. Evet, devam edelim. Burada da yine basit bir tesis kurulmuş. Şurada iki bidondan oluşan fermanter bu, gazometresi bu. Büyük tesislerde mevcut tabii ki. Şu tesis mesela bizim Gönen'de de kuruldu bu. Gönen'de kurulan tesislere benziyor. Bizim Sutaşekiye de benziyor biraz. Bu da arkadaşlar Altınova Devlet Üretme Çiftliği'nde biyogaz tesisi çok eskiden beri vardı. İki tane vardı. Çok az da olsa bir üretim orada vardı. Güneş kolektörleriyle de ısıtma işi yapmışlar. Evet. Bu da gaz doldukça şişecek. Fermantör altta. Fermantör çukurda. Bu çukura kurulanların ısı açısından faydaları var ama bir arıza olduğu zaman çok zor. Orayı tamamen boşaltman gerekiyor. Evet. Bu da bir biyogaz testinin şeyi. Şimdi buradan çıkıp bir tane biyogaz şeyi var orada. Ben yazıyı getirdim, hemen getirdim. Şimdi bioconstruction dediğimiz biyogaz üretim, biyogaz tesisi nasıl çalışır diye bir video var. O videonun sesini de açarak verirsek arkadaşlar bunu görür. Büyük bir tesisin animasyonu bu. Bioconstructed biyogaz tesisi nasıl çalışır? Adı oy. Construct'ın bir biyogaz tesislerinde yapacağımız sanal gezintimize hoş geldiniz. Biyogaz tesislerinde biyokütlenin kontrollü fermantasyonu aracılığıyla gaz üretilir. Bu gaz yüksek metan oranı sayesinde elektrik veya termik enerjinin üretiminde kullanılabilir. Biyogaz tesislerinde kullanılan ham maddeler, diğer adıyla da materyaller, genelde sıvı gübre, tarımsal ürünler ve zirai atıklardır. Bu animasyonun devamında size
Bioconstruct'ın biyogaz tesislerinde bu materyallerden nasıl elektrik ve ısı üretildiğinden bahsedeceğiz. Biyogaz tesisinde başka maddeler yanı sıra silolanmış mısır sürekli yetişen bir ham madde olarak kullanılır. Mısır, bir buldozer yardımıyla yaklaşık günde bir defa doldurulması gereken beton ambara dökülür. Silo mısırı enerji bakımından çok verimlidir ve biyogaz tesislerinde kullanım için çok uygundur. Söz konusu ambarda, hidrolik bir çekme zemini sayesinde mısır sürekli olarak taşınma bandına sevk edilir. Bu biyogaz tesisinde de önemli temel materyal olarak sıvı gübre kullanılmaktadır. Sıvı gübre, ahırlarda yapılan kısa süreli ara depolama sonrası bir boru hattı yardımıyla direkt olarak mısır taşıma bandında bulunan karıştırma pompasına pompalanır. Aynı zamanda mısır taşıma bandından iki karıştırma silindirine sahip olan bu aparata düşer. Bu şekilde katı maddeler temel fermantasyon işleminden önce karıştırılır. Teknoloji sayesinde sadece bir tek değil, aksine birçok birbirinden uzak mesafede bulunan fermantör olarak da adlandırılan fermantasyon tankları taze materyal ile beslenir. Üçüncü materyal olarak bu tesiste gıda maddeleri sanayisinden alınan akışkan atıklar kullanılır. Atıkların mevcudiyeti genellikle istikrarsız olduğundan büyük stok çukuru inşa edilmelidir. Böyle bir çukurun hangara entegre edilmesi, kokuların ve salgın hastalıkların asgariye indirilmesi hijyen açısından çok büyük bir etkendir. Şimdi akışkan atıklar ters akış sistemi ile borulu ısı değiştiricisinde sıcak su ile 75 dereceye getirilir. Bir saatlik ısıtma periyodunun ardından materyallerin hijyen işlemi tamamlanmış olup bunlar daha sonra fermentörlere dahil edilir. Asıl biyogaz oluşumu burada meydana gelmektedir. Ağır sıvıların ve yüzen katmanların oluşumunu engellemek için dahil edilen materyaller sürekli karıştırılır. Metan oluşumunu sağlamak için sıcak su duvar ısıtması ile materyal yaklaşık 40 dereceye getirilir. Materyal ortalamada yaklaşık 30 gün fermentör içerisinde kalır. Daha sonra ikinci bir ilave fermentör içinde tekrar yaklaşık 30 gün gaz çıkarır. Akışkan materyal fermantasyon işleminden sonra iki betonarme tanklara pompalanır ve daha sonra tarımsal alanlarda kullanılmak üzere en fazla 6 ay depolanır. Fermentörler düzenli olarak taze biyokütleyle doldurulduğu takdirde hava geçirmez bir biçimde muhafaza edildiğinde, ısıtıldığında ve materyaller karıştırıldığında birkaç gün içerisinde istenilen biyogaz oluşur. Gaz oluşumu karmaşık ve hassas bir süreçtir. Gaz oluşumunun temel çıkış noktası materyalin içinde olan örneğin yağ veya karbonhidrat gibi organik bileşenlerdir. Söz konusu organik bileşenler muhtelif bakteriler tarafından hazmedilir. Meydana gelen gaz aralıksız karıştırma sayesinde tankların içinde yavaşça yukarıya çıkar. Gaz yaklaşık %50-70 oranında burada yeşil olarak işaretlenen metandan ayrıca karbondioksit, su buharı, hidrojen ve sülfit hidrikten oluşur. Su buharı ve sülfik hidrik bir diğer aşamada gaz değerlendirilmesinde problem teşkil ettiği için bu maddelerin gazdan ayrıştırılması gerekmektedir. Oluşumundan sonra gaz öncelikle burada mavi olarak görünen su buharından ayrıştırılır. Bu yoğuşma kuyusunda buhar suyu toplanır ve dışarı pompalanır. Büyük ölçüde sudan arındırılmış biyogaz, biyolojik desüfüzasyon tesisinde agresif olan sülfit hidrikten arındırılır. İlave edilen hava sayesinde tankların zincirlerinde bakteri kültürleri yerleşebilir.
yerleşen bakteri kültürleri sülfit hidriyi zararsız sülfür ve suya ayrıştırır. Bundan sonra neredeyse basınsız olan biyogaz, kompresör içinde bir sonraki adımda yapılacak yıkama işlemi için gerekli basınç seviyesine getirilir. Buraya kadar arkada kalan su buharını tamamen arındırmak ve biyogazı süzülen maddelerden ve silikattan arındırmak adına biyogaz yıkama kurutma işlemine tabi tutulur. Bu işlem neredeyse 0 derece soğuk su ısısı ile yapılır. Böylece gaz 5 derecenin altına kadar soğutulur. Gaz oluşumunu kontrol edebilmek ve otomatik olarak idare etmek için biyogaz çevrimici ölçümü ile sürekli kontrol edilir. Ölçüm, metan, sülfik hidrit, karbondioksit ve oksijen oranlarını tespit etmek için yapılır. Bu verimliliğin ve işletme güvenliliğinin yüksek derecede olmasına yol açar. Biyogazın fazla üretilmesi durumunda bir gaz meşalesinin kullanılması şarttır. Çünkü yanmamış metanın atmosfere karışması iklim açısından zarar teşkil etmektedir. Bu tesiste biyogazın karbondioksit nötr kullanımı iki kojenerasyon santrali ile uygulanır. Yıllık 15 bin ton biyokütleden oluşan biyogazı işletmek için bu kojenerasyon santrallerin elektriksel performansları toplam 500 kW olmalıdır. Optimal gaz oluşumu sayesinde motorlar neredeyse günün 24 saati düşük bakım ve onarım maliyetleriyle uzun yıllar çalışabilirler. Motorların soğutma sularından oluşan ısının %30'a kadar olan kısmı ısı derecesinde ve fermantörlerde kullanılır. Böylece bağımsız bir süreç haline gelen sisteme ilave bir ısı aktarılmasına gerek kalmaz. Geriye kalan kullanıma hazır olan ısı sanayi işletmelerin, ikamet edilen evlerin veya yüzme havuzların ısıtılmasında kazanç getirici bir şekilde kullanılabilir. Kojenerasyon santralinin jeneratöründen üretilen elektrik enerjisi trafoda şebeke gerilim seviyesine getirilir. Bundan sonra elektrik kamusal şebekeye iletilir ve yaklaşık 1000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılar. Yıllık 15 bin tonluk işlem hacmi olan bir biyogaz tesisi günlük yaklaşık 3 ile 5 saatlik bir işçilik gerektirir. İşçiliği asgari seviyeye indirmek için biyokonstraktın etkili ölçüm ve ayar tekniğinin kullanılması özellikle tavsiye edilmektedir. İnternet üzerinden yapılan güvenli veri değişimi sayesinde yerinde olmayan kişiler için dahi tesisi kontrol etmek ve idare etmek mümkündür. Böylece ihtiyaç halinde hem operatörler evden hem de biyokonstraktın servis bölümü biyogaz tesisinin işlem akışına müdahale edebilirler. Bu şekil örneğin karıştırıcılar devreye alınıp devreden çıkarılabilir. Tankların ve ön depoların doluluk oranları kontrol edilir. Veya katı madde giriş sistemi kontrol edilebilir. Kojenerasyon santralinde örneğin pahalıya mal olacak duraklama gibi arızaların bildirimi biyokonstraktın servis bilgisayarına veya kullanıcıların cep telefonlarına aktarılabilir. Bu işlem beklenmedik olayların biyokonstraktın müşteri hizmeti tarafından çok kısa süreli ve güvenilir bir hareket süresini garanti eder. Biyogaz tesisleri elektrik ve ısının yanı sıra birinci sınıf gübre de üretirler. Materyalde var olan besleyici maddeler tüpüyle muhafaza edilir ve böylece bitkiler için daha rahat kullanılabilir. Çünkü sıvı gübrenin akışkan özelliği ve onun amonyum oranı fermantasyon işlemi sayesinde yüksek seviyeye ulaşmış durumdadır. Sıvı gübrenin istenmeyen kötü kokusu ve artıkları kaybolur. Çünkü organik asitler yok edilir. Bir biyogaz tesisi sadece siz kullanıcılara değil, komşularınıza dahi avantaj sağlar. Siz de Bioconstruct'ın akıllı, doğa dostu biyogaz tesisi ve tekniğinden istifade edin. Evet. Şimdi vaktimiz de kalmıyor. Epeyce bir şey yaptım. Ben bir konumuz daha kaldı. Biyodizel kaldı. Ben demin arkadaşım bir soru sormuştu. Videolardan Seco Agro Grow denen, ona hiç bakmayalım. Eğer bu arkadaşa yükleyebilirseniz siz, sizde var nasıl olsa. O bir çiftlik. Eğer eşi ya da kendisi, genellikle hanımlar bununla çok uğraşıyorlar. Bu işe katlanabilirse ekonomik derim ama yani o kadar paraya da bu yapılacak gibi değil. Ancak böyle bir tesis olursa, geriden kumandalı tesisler olursa bu para getiriyor. Evet, şimdi
Biz yeni bir konu olan biyodizele geçelim. Süremiz de oldukça kısıtlı malumunuz. 15 dakikamız falan kaldı. Hızlı evet, 15 dakikada onu bitirmeye çalışıyorum. Biyodizele geçiyorum o zaman 7. sunum. Tamam, biyodizele. Evet, hemen konuya girelim. Bir de biyodizel, bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilen bir termik motor yakıtıdır. Evet, hemen bir sonrakiye geçelim. Dizel ve biyodizelin özellikleri burada verilmiş durumda. Şimdi dizel yakıtla biyodizel arasında çok büyük oranda bir ısısal fark da kalmadı. Şöyle, her ikisi de hidrokarbon grubu olduğu için biraz daha bakın, dizel yakıtı 19, bu dizel 12, biyodizel 19 hidrokarbon atomlu. Birisi 12 karbon atomlu, 12288, öbürü de 19 karbon atomlu. Bir miktar arada ısıl değer farkı var biyodizelle. Şimdi biz biyodizeli burada yaptık, ettik. TRT'den tutun da her türlü özel kanallarda veriyoruz. Herkes dinliyor ama halk bir türlü benimsemedi. Ne zaman ki burada Bursa'da bizim bizden öğrendiği bilgiyle biyodizel yaygınlaştı ve Trakya çiftçisi dedi ki ya biyodizel dedi diye bir şey var dedi. Biz bundan çok memnunuz. Ne olursunuz bize bundan bol miktarda getirin. Burada 3-4 gün sırada beklemek zorunda kalıyoruz. Yok dedi. Ondan sonra biyodizel birden patladı. Biz o kadar konuştuk, vallahi hiç etkili olmadı. O amcanın biraz da yaşlıydı benim gibi. Bir lafı yetti biyodizelin patlatılmasına. Hatta diyor ki ya diyor motorun birdenbire diyor iyileşti diyor. Aslında belli bir güç düşüşü var. Isıl değerleri düşüyor. Ama biyodizelin içerisinde de oksijen var. İyi yanma meydana geliyor. Egzoz gazlarının arasında yanmamış hidrokarbon yok. Karbon monoksit çıkmaz. Dolayısıyla oradan kapatıyor bu kaybını. Ama %1-2 yine düşüklük var. O diyor ki benim motorum diyor canavar gibi oldu diyor, traktörüm diyor. Bundan bol miktarda getir gönderin diye güzel bir şey söylemişti. Devam edelim, bunu da geçelim. Şimdi yakıtların ısıl değerleri verilmiş. Bunu da geçelim. Bu çok önemli değil. Yakıtların ısıl değerleri her yerde yazdığınız zaman veriliyor. Bitkisel yağlara baktığımız zaman bu bitkisel yağlar daha çok kullanıldığı için bitkisel yağlar kapalı formülleri bu. Kendisi yağın zaten bir ester. Gliserinle yaptığı ester. Bitkisel yağları biz kullandık. Nasıl ya kullandık? Deriştirmekle kullandık. Yani mazotun içerisine %10 oranlarını arttık. %20'ye kadar bir sorun çıkartmadı. %20'den sonra sorunlar çıkmaya başladı. Yani bir zor durumda kalırsanız, elinizde de yağ varsa %20'ye karışmaya kadar mevcut motorun içerisine kayıp kullanın. Herhangi bir sorun çıkartmıyor. 20'den sonra sorunlar çıkmaya başlıyor. Kara dumanlar atmaya başlıyor. Egzoz gazları gazlarında bozulmalar meydana geliyor. Yağ asitlerinin bu sefer içerisindeki gliserin alınıyor. Bitkisel yağların doğrudan kullanılmama nedeni viskozitesi. Akmıyor, boruları tıkıyor. Onun için biyodizele geçiliyor. Evet, devam edelim. Bitkisel yağlardan da işte 16 karbonlu palmitiket, 18 karbonstorik asit, linoleik ve linoleik asitler, yok asitler bu yağ asitlerinden biyodizel yapımında kullanılıyor. Bunlarda da geçelim. Bitkisel yağların yakıt özelliklerine baktığımız zaman en büyük sorun bunların dediğim gibi viskozitelerinde meydana geliyor. Viskozite'leri 15 ile 20 kat daha yüksek. Bu da çok ince borulardan ve enjektörlerin tıkanmasına neden oluyor. Yani tıkayı batıyor. Bu nedenle biz biyodizel yapıyoruz. Tekrar biyodizel de aslında bir yeniden esterleşme reaksiyonu. Yeniden esterleşiyoruz. Ya bir esterdi, o yağı ikinci kez esterleşme veriyoruz. İçindeki gliserini ayırıyoruz bu sefer. Evet, devam edelim. Bu da yine motorunun ve diğer yakıtların çeşitli özellikleri verilmiş. Ayçiçek yağı, soya yağı, çiğit yağı. Bakın şurada kinematik viskozitelerine. 34.9, 36.4, 37.4. Motorunun kinematik 2.9. Buna karşılık
esterleşme reaksiyonu dediğimiz yeniden esterleşme reaksiyonuna girdiği zaman kolza yağı mesela bu 39'muş, bu yağmış, soya yağı metil esteri, yani biyodizel 4.1'e düştü. 39'lardan 38'lerden şu rakamlardan birdenbire 4.1'e düştü. Bu da motorlarda tıkanmaya neden olmuyor artık. Rahatlıkla kullanılabiliyor. Bir motorda hiçbir değişiklik yapmadan doğrudan doğruya kullanılma olanağı sağlıyor. Devam edelim. Evet, setan sayısı açısından çok büyük bir şey fark etmiyor. Devam edelim buna da. Çünkü dizel motorlarda, benzin motorların oktan sayısı, bunlarda setan sayısı, tutuşma sayıları çok önemli. Gecikme sayıları. Evet, devam edelim. Bitkisel yağın yakıt olarak kullanım yöntemleri. Burada da devam edelim. Bir tablo gelecek. O tabloda hepsi göreceğiz. Şimdi bitkisel yağları yakıt olarak kullanılmasının yöntemleri şu. Isır yöntem var. Kimyasal yöntem var. Isır yöntemde ısıtmak lazım. Ama hareket halindeki bir arabanın yakıtını ısıtma olanağımız da pek yok. Pek yok. Bu mesela bir folyolde kullanıldığı gibi bir brülörde kullanılsa o sabit bir değer. Onun rahatlıkla folyol de öyledir. Folyolü mesela alır önce ısıtıcılardan birinci ısıtıcı, ikinci ısıtıcı, üçüncü ısıtıcı, viskositesi düşürülür. Daha sonra brülör bunu püskürtür kazanın içerisine. Yağlarda da bu aynı şekilde stabil olsa ısıtma yöntemi bir yöntem. Yani ısıttık da belli bir yüksekliğe kadar yakıtı ısıtırsanız o zaman şey alır. Kimyasal yöntem. Kimyasal yöntemde de inceltme var, seyretme var. Bizim uyguladığımız buydu. Yani motorunun içerisinde yüzde oranları 5'ten başladık. 5, 10, 15, 20, 25'e kadar geldik. Hatta işte 20'lerde en uygunu olmaya başladı. 25'ten sonra duman atmaya başladı. 30, 35 tarafı çıktıkça artık şey yapmıyor. Mikro emülsiyon oluşturma, proliz ve transesterifikasyon. Yeniden esterleşme. Bu biyodizeldir. Bu biyodizelin yöntemidir. Evet, devam edelim. Bunları seyretme yöntemini söyledim. B20 yakıtı deniyor. %20'yi işte katarsanız herhangi bir sorun çıkartmıyor. Devam edelim. Mikro emisyon oluşturma. Burada da hemen hemen esterifikasyonundan biraz daha zor bir işlemdir bu. Burada işte böylece viskosite değeri düşmekte. Nedir? Bitkisel yağların viskosite düşürmek için metanol ve etanol gibi kısa zincirli alkollerle mikroemisyon oluşturulmaktadır. Böylece viskosite değeri düşmektedir. Mikroemisyon boyutları 1 ile 150 nanometre arasında olan optikçe izoentropik mikroyapılara kolloidal dengeli alma olup normalde karışmayan iki sıvının veya daha fazla amfifin bir araya gelmesiyle oluşturuluyor. Buradan istediğimiz şekilde motor yakıtı elde edilebilir. Evet, mikroemisyon yalnız oldukça zor bir işlem. Proliz veya cracking, bu da parçalama. Yüksek karbonlu atomlar parçalanarak daha düşük karbonlulara çevriliyor. Zaman zaman petrolde de yapılıyor bu. Elimizde mazot var, mazottan benzin elde ediliyor cracking metoduyla. Bunun bir diğeri polimerizasyon metodudur, birleştirme metodu. Eğer küçük benzinimiz var, benzinimizden dizel yakıt lazımsa dizel yakıtı çevrilebiliyor. Evet, bu yöntemle de, proliz yöntemiyle de bir yöntem. Bu da esas bizim biyodizelin elde edildiği transesterifikasyon, yeniden esterleştirme. Yağ bir esterdi. Bitkisel yağı buraya koyuyoruz. Alkolle, bu metil ve etil alkoldür. Karbon atomu yüksek olmayacak bu iki alkol kullanılır. Metil alkol metandan, etil alkol bitkisel yağlardan elde ediliyor. Bitkisel şeylerden elde edilen bir alkol şey, yağ değil, alkol. Dolayısıyla içilebiliyor. Rakı da bundan yapılıyor. İçkiler bundan yapılıyor, etil alkoldan. Ama kötü niyetler metil alkollerinde bir sürü kişiyi öldürdü biliyorsunuz. Bu yeni bu senede oldu. Kimisini kör ediyor, kimisini öldürüyor. Hatta bazı biyodizel üreticileri Avrupa'da bizim biyodizelimiz içilebilir de. Çünkü biz etil alkol kullanıyoruz diye söylerler. Bir katalizatör eşliğinde elde ediliyor. Gliserin ayrılıyor ve şuradaki de biyodizeldir. Biyodizel elde ediliyor. Devam edelim. Değiştirelim. Biyodizel, bitkisel ve hayvansal yağların metil alkol veya etil alkol ile katalizasyonu. Şurada daha iyi izleyeceğiz. Biyodizel üretim şeması, bitkisel yağ veya kullanılmış yağ. Yani bu sadece yeni yağlardan yapılabildiği gibi kullanılmış yağdan da ön işlemden geçiriliyor. Metanol burada, katalizatör burada. Her ikisi ön karıştırma işlemine tabi tutuluyor. Daha sonra reaksiyon tankı var. Reaksiyon tankına gönderiliyor.
faz ayrışma işlemi, gliserin ayrılıyor. Daha sonra biyodizel yıkanıyor, temizleniyor, patlanıyor. İçerisinde gliserin parçacıkları olabilir. Bu parçalıklar temizlendikten sonra filtre edilip piyasaya veriliyor. Evet. Devam edelim. Şimdi burada işte ham yağ buradan geliyor. Metanol ve katalizatör buraya katılıyor. Karıştırıldıktan sonra ham yağ buradan reaktöre giriyor. Bu da buradan reaktöre giriyor. İkisi karıştırıyor. 8 saat sonra bu gliserin ayrılıyor ve biyodizel de buradan ayrılıyor. Dipten gliserin ağır olduğu için o ayrılıyor. Evet. Daha sonra bu da işlemlerden geçiyor. Yıkanıyor, temizleniyor, kurutuluyor, suyla yıkanıyor. Biyodizel üretiminde için katalizatör, alkol ve ham yağ gerekmektedir. İlk aşamada işleme tabi tutulan yağın asitlik derecesi tespit edilerek PFTA değeri tespit ediliyor. Katalizatör miktarı bulunur. Bu işlemden sonra işleme girecek materyaller de hazırlanır. Bunlar katalizatör miktarı birim litre için %1 ila 1.6'sı kadardır. Yani siz 100 litre koyacaksınız. Bunun %1 ila 1.6'sını da katalizatör kullanmanız zorundasınız. Yağ miktarı %100 oranında ham yağ bu birim litre dediğimiz %100 olarak kaç litre ise yani 100 litre ise bu o 100 litrenin %1 ile 1.6'sı. 10 litre ise %1 ile 1.6'sı. Buna karşılık alkol, metil alkol kullanılırsa %20, etil alkol kullanılırsa %30. Nenin? Yağın. Yağın %30. Evet, yine gelelim bir sonrakiye. Burada yağ asitleri belli olursa eğer, yağ altı PFTA oranları belli olursa, katalizatör miktarları da şöyle veriyor. Sodyum hidroksit katalizatörlerden bir tanesi. Potasyum hidroksit, sodyum metoksit. Bu %0.25, %1, %1 oranında katılabiliyor. Buradan şöyle de bir formül vermiş. Eğer şu PFTA değeri yağın belliyse, sodyum hidroksit için PFTA yüzdesi 1.44 artı %1. Potasyum hidroksit yüzdesi FFVA 0.4. Kostik dediğimiz sodyum hidroksit herhalde diğer adı kostiktir. Bu katı olması lazım. Sıvı değil. Evet, devam edelim. Bu reaksiyonu hızlandırıyor. Katalizatör reaksiyonu hızlatıyor. Şimdi bazı bitkisel yağların metil esterlerinin yakıt özellikleri de şöyle. Yer fıstığı yağı metil esteri. İşte baktığımız zaman en önemli özellik kinematik viskozitesi 4.9. Soya yağı metil esterininki 4.5. Ayçiçeği metil esterinin 4.16. Motoruninki 2.9. 3'e yakın bir değer. Bu herhangi bir sorun çıkartmıyor. Diğerleri de hemen hemen yakın birbirine arkadaşlar. Onlarda ısıl değerleri bir miktar düşük. Evet. Yağ formülünün içinde ROH bir sürü oksijen var. O nedenle yağdan elde edilen biyodizel kullanıldığı zaman o yağ yanma sırasında reaksiyona giriyor. Onun için tam yanma meydana geliyor. Yani yanmamış karbon monoksit çıkma olasılığı çok az. Bitkisel yağların dizel motorlarda kullanma olanaklarını iyileştirmenin motorlarla ilgili çalışmalar ikiye ayrılmakta. Bunlardan birincisi yakıt tükürtme zamanının değiştirilmesidir. Avansı biraz vermek gerekiyor. Genellikle iyileştirilme sağlamaktadır. Avansın artırılması yanmanın iyileşmesi sağlamaktadır. İkinci yöntem ise daha iyi atomizasyon yani basıncı artırmak, enjektör basıncını artırmak, daha iyi ince zerrecikler halinde püskürtme basıncını artırmak gerekiyor. Bitkisel yağın dizel motoruna etkileri de uzun araştırmalar sonucunda bulunmuş. En fazla kurum bırakıyor. Kurum bağlıyor. İşte nerelerinde? Bizim mesela yeni bir araştırmamız vardı. Bir doktora yürütüyordum ben. Emekli olduktan sonra onu İknur Hanım'a geçti. Bitirdi ama. İki ayrı traktörde, traktör fabrikasında çalışıyor zaten arkadaşımız. İki ayrı traktörde bir motorinle çalıştı. Tüm bir yıl boyunca tüm çiftlik işlemlerinde. Belli bir saat kondu. O saati tamamladı traktör. Diyelim bir yıl boyunca kaç saat? 1000 saat ya da 2000 saat. O 2000 saati bir de biyodizelle deneme yaptı. Ve tüm motor parçalandı. Parçalar teker teker boş tarafından incelendi. Resimle vardı. Nerelerde aşınma var, nerelerde şey var. Bütün bunlar belirlendi. Şimdi test henüz yayınlanmadı. Test henüz daha kabul edilmedi. Bu kabul aşamasına artık geldi. Yazmaya başladılar. Evet. Burada da böyle araştırmalar yapılmış. Bir motor alınmış. Biyodizelle denenmiş. Yüzde işte şu kadar yağla denenmiş. Esos kirlilikleri ölçülmüş. Motorda meydana gelen aşınmalar sökülerek bakılmış. Evet, devam edelim.
Evet. Burada da yine bir başka şeyin fıstık yağıyla denenmeler olmuş. Fıstık yağında en büyük özelliklerden bir tanesi kokusu çok kötü. Egzoz kokusu. Bizim burada biliyorsunuz şehir içi özel otobüsler biyodizel kullandı bir ara. Şu anda var mıdır yok mudur bilmiyorum. İşte kızartmacı geldi diyor. Egzoz kokusundan vatandaş orada kampüste geçiyor. Ha, biraz sonra da patlıcan kızartması gelecek diyor. Arkasından işte patates kızartması geçti. Devam edelim. Koku giderici bir takım katıklar katılabiliyor. Evet, bitkisel yağların kullanımında motor özelliklerinin düşük sıcaklıklarda ilk harekete zorlanmalar meydana geliyor. Bunlar da olumsuz yönlerini biyodizelin veriyor. Biyodizel nasıl üretilir onu biz görmüş olduk böylece. Biyogazı çıkarttıktan sonra tabii bazı sorunları biyodizelin var. Bir kere %1-2 oranında daha düşük. Devam edelim. Araştırma, bu konuda yapılan araştırmalara kadar gelelim. Devam edelim. İşte ya biyodizel, bu da devam et. Burada da devam edelim. Bakın %25 ayçiçek yağı, %25 motora karışımları denenmiş. Bu denemeler sonucunda nerelerde ne meydana gelmiş? Bütün bu araştırmalarda devam edelim. Veriliyor bunlar. 200 saatin üzerinde çalıştırılmış. Devam edelim. Bu 200 saatin üzerinde motorun sonuçlarını veriyor. Motorinde de çalışmış tabii. Bir de bu motorin bir bitkisel yağ. İkisini bir arada inceleme olanağımız var. Bunları literatür çalışmasıydı. Bu bize ait bir çalışma değildi. Devam edelim. Bir doktora yapıldı bizde de bu 25. Burada da devam edelim. Bir değiştirelim. Burada da yine değişik zamanlarda yapılmış motorlar. 1, 2, 3. 4. silindirler. Her bir silindire ayrı ayrı sökülmüş, bakılmış. Devam edelim. Denemede 250. Eğer bunda ilgi duyan arkadaşımız varsa dediğim gibi bunları sizden alabilirler. Var. Rahat rahat bakılabilir. Bu kayda girmediği için belki orada çok az çıkacak. Mikroemisyon 257 saat sürmüş. Devam edelim. Burada da yine her bir silindirde ne bileyim ayçiçek yağının metil esteri biyodizel. Evet. Bunu denemiş. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yok, yok, yok. Şeylere sedimentasyon gelmiş. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Devam. Bu bizde yapılan bir araştırma. Dizel ve biyodizel ile çalışmada baktığımız zaman çizgiler o kadar birbirlerine yakın ki arkadaşlar. Dizel de var bunun içerisinde. Biyodizel de var. Biyodizel ve dizel eğer skalayı büyütürseniz oradaki çizgiler arasındaki mesafe büyüyor. Yani birbirlerine çok yakın. Dediğim gibi %2'lik, üçlük diyelim bir güç düşümü o var. Oksijenin içerisinde, yağın içerisinde fazla olması o yanmaya katıldığı için egzoz emisyonları arasında yanmamış hidrokarbon çıkma olasılığı azalıyor. Çok az miktarda. Hatta bir karbondioksit bir şeye girmişti arkadaşımız, biyodizel kullanıyor. Bu ne biçim araba ya, hiç karbon monoksit şeyi göstermedi dedi. Karbon monoksit yok ya, bundan çıkmıyor dedi. Yakıtı farklı. Devam edelim. Bu bizde yapılmış bir araştırma. Daha sonra biz pamuk yağı metil esteri karışımlarını denemiştik. Mesela dizel. Şu renk dizeli gösteriyor başlangıçtaki. İkinci ders pamuk yağı metil esterini gösteriyor. Pamuk yağının şeyini ne diyelim ona, biyodizelini. Pamuk yağı %25 oranında, pamuk yağının kendisi %25 katılmış. Pamuk yağı %50 oranında, pamuk yağı %75 oranında katılmış. Bu böyle bir çalışmamız da vardı. Burada da saatlik yakıt tüketimleri verilmiş. Görüldüğü gibi devir arttıkça birbirlerinden de çok büyük sapmalar olmuyor. Yani şu her bir grubu içerisine bakalım. 2100 devire bakalım. Birbirlerine yakın bunlar. Devam edelim. Bu neydi? Bakalım. Bu da devir sayısına bağlı olarak özgür yakıt tüketimleri. Özgür yakıt tüketimleri sadece şurada pamuk yağı %75 olunca orada sapıklık. %75 pamuk yağını mevcut motorun içerisine koyduğumuzda toplam verimlerine baktığımızda şu değişik devirlerdeki değerler bunlar. Şurada verim son derece düşük ama baktığımızda verim de birbirlerine yakın işte 2300 devirde. Burada gürültü ve devir sayısı arasındaki ilişki incelenmiş. Burada da egzoz sıcaklığıyla devir sayısı arasındaki ilişki verilmiş durumda. En son karbon monoksit ve devir sayısı, karbon monoksit devir sayısı dizel yakıtlarda daha yüksekken,
karbon monoksit miktarları azalmış. Burada da devir sayısı ve partikül. Partiküller de yine oldukça azalmalar göstermiş. Evet. Şimdi dizelle ilgili görüntülere de bir bakalım. Dizel yakıt dizel yakıtla şey yapılıyor. Biyodizelle veriliyor. Avrupa'da ta 1900 o benim bulunduğum yıllarda da biyodizel pompası vardı ya. Biyodizel pompası vardı. Yellow dizel deniyordu. Sarı dizel. Burada mesela inşaatlarda kullanılıyor. Şeyde kullanılıyor. İş makinelerinde kullanılıyor. Biyodizel. Mevcut motorlarda hiçbir değişiklik yapmadan kullanılabiliyor. Bir tesis, tanklardan oluşan bir tesis. İşte tanklardan oluşmuş bir tesis. Şurada yine tanklardan oluşan bir tesis. Bu biyodizel elde edilmiş durumda. Biyodizel tesislerinde de tanklardan elde edilen bir tesisti. O devirlerde şey yoktu. Herkes biyodizelci oldu. Sonradan kapatıldı. Bir tesis arkadaşlar çeşitli tabii bir ana fermantasyon var. Yıkandıktan sonra tekrar bir kısım alıyor. Oradan çıkıp tekrar ikinci kısma alıyor. En son kısımda artık içindeki su uçurulmuş. Partiküller filtre edildikten sonra piyasaya veriliyor. İlk başlarda içinde çok parçacıklar kalmıştı. O biyodizelin suçu değildi. Filtre edilmemesinden kaynaklanan bir takım sıkıntılar oldu. Evet, biyodizeli de biz böylece bitirmiş olduk. Bunların her üçü de tarıma dayalı enerji. Tarım gıdayı verdi, tekstili verdi, yiyeceği verdi, enerjiyi de verdi. Daha ne versin ya tarım? Tarım yani boş durmuyor tarımda bakın. Tarımdan enerji ve bu sonlu kaynak da değil. Her sene üretilebilen alternatif bir enerji kaynağı. Dizel yakıtı. Şimdi arkadaşlar ben bilmiyorum zamanımızı herhalde doldurduk değil mi? Bir tane video getirmiştim. Teknoloji nereden nereye geldi diye. 1890'lı yıllarda kullanılan lokomobil var. Aslında 1800 yılların başında bulunmuş lokomobil. Ben Ankara Üniversitesi mezunuyum. İçinde gelen arkadaşlarımızın Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu varsa tarım makinelerinin amblemiydi bu lokomobil. Trenlerdeki lokomotif, traktörlerde lokomobil dedeleri. Şeyle yapılır, katı yakıtla çalışır. Odun, kömür, ne bulursanız sap, saman, onunla çalışan bir şeydi. Ve ilk başlardaki bizim okuldaki de dahil olmasa kendi hareket etmezdi. Bu lokomobil hareket ediyor. Harman diye bir şey adı var. Harman. Buna bakmak isterseniz sıkılmadan bunun da sesini açın. Arkadaşlarımız bir lokomobilin kendi hareketli dümenli olan kısmı. Dümenleme sistemi 4 tekerlekli romok sisteminin ön dümenlemesine benzer. Yani dönerli sistem vardır orada. Biraz da anlatan kişinin şeyi var. Şen bir arkadaşımız. Komiklikleri var. O da güzel sunum yapmış. Değerli hocam, vaktim... O zaman eğer isteyen olursa bunu Harman yazsın, Google'dan arattırsın, bunu izlesin yani. Bu nereden nereye geldiğimizi dilerseniz, çok iyi gösteriyor. Yaklaşık 10 dakikalık. Ya da senden alabilirler. Tabii ki de. Yaklaşık 10 dakikalık bir video. Dilerseniz açabilirim ama süremizi de aşmış. Zamanını almayalım. Yede de oldu. Tamam. Var mı soru? Sorumuz yok. Gayet verimli ve doyurucu olduğunu düşünüyorum. Kafalarda sanıyorum ki bir soru işareti kalmamış. Uğur Bey'in sorusunu zaten ben sizlere yöneltmiştim. Sunumlar ve video ile ilgili talepler... Ben arkadaşıma olursa... özellikle diyorum o Hindistan şeyini alsın. Onu bir izlesin. Eğer o şeylere, meşakkate eşi nasıl geliyorsa çağırır. Tabii ki de. Tabii ki de. Tamam. Ben değerli bilgileriniz için, değerli katılmanız için çok teşekkür ediyorum bu akşam. Ben teşekkür ederim. Oldukça ilgiyle takip ettiklerini düşünüyorum. Gerçekten bu konuda oldukça doyurucu oldu. Hem avantajlarını görmüş olduk, hem dezavantajlarını görmüş olduk. Şurada da fark ettik. Aslında Avrupa'da, dünyada çok uzun yıllardır kullanılan bir enerji kaynağı. Biyodizel. Hele son zamanlarda biyodizel ve biyogaz Avrupa'da şey, ama siz gidin, ben gittiğimde
Hocalar da yanımdaydı. Zaten TÜKAK'a yapıyorlardı. Yok ya dedi, biyodizel olur mu? Ondan sonra 20'ye 30'a katladı Almanya ya mevcut sistemini. Artık doğal gaz almamaya başladı ama size gelirken, diğer ülkelere gelirken onlar yapmasın istiyorlar. Evet. Ben bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz kısa bir hatırlatma yapmak isterim. Bizlerin eğitimlerimizin ardından her zaman kısa bir anketlerimiz oluyor. Değerli katılımcılarımıza bu anketi doldurmalarını rica ediyorum. Zira eğitimlerimizi bu anketlerden almış olduğumuz feedbacklere göre yönlendiriyoruz. Ve yaklaşan eğitimlerimize de yine www.bursatbeakademi.com web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden değerli katılımcılarımız ulaşabilirler. Sayın Hocam, ben bir kez daha sizlere çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Size ve tüm katılımcılarımıza mutlu akşamlar diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum odanıza. Haziranda emekli oldum. Bana tekrar ders vermesi sevkini de tattırdınız. Teşekkür ediyorum.